Ne çalıştınsa gel takdim et. Hasan abi, yoksa ben mağduma çalıştım. Nerede hata yaptığımızı geçen hafta ve niye Adem mağdumu oturtamadığımızı kısmen kendi haberimde oturttum. Hasan abi, hepimiz yıllardır aynı Risale-i Nur'u okuyoruz. Aynı yeri okuyoruz. Hiçbir sıkılma, bunalma yok. Niye? Çünkü her okuduğumuzda farklı bir mana açılıyor. Şimdi birinin farklı düşünmesi yanlış olduğu manasına gelmiyor tabii ama şimdi ben böyle bir düşüncem vardı. Biraz daha doğruluğunu teyit etmeye çalıştım. Anladığım kadarıyla burada böyle bir şekil yapmaya ben de merak ettim. Yaptım. Şimdi biz Adem'den gidiyorduk Hasan abi. Aslında biz ilk kaşıdan şeydi herhalde bu şey mümkün, madum mümteniye şamil dirden galiba ilk başta çıkmıştı herhalde bunlar. İşaret icazda geçiyor ya şey. Evet, 194'te. Evet, şey şimdi bilmediklerimize yer arayacağımıza dedim bir parça böyle bildiklerimizden yola çıkarsak boşluklara bilmediklerimizi yerleştirmek daha doğru olur diyerekten mesela 29. söz, 30. söz, 31. söz, bizim meşhur o 6. sual, Adem-i Mutlak'tan bahseden. Yani bu gibi yerlerden, böyle biraz genel yerlerden bildiklerimi, mesela bahsinde yine o başta geçen o bir bölüm var çok şey. Yani onlardan bildiklerimi yerleştirmeye çalıştım. Kalanları da böyle çıkarttım inşallah anladığımız kadarıyla. Şimdi Hasan abi sizin meşhur sözünüzdür. Yani alttan yukarı da çıkabiliriz. Nihayeti bu Miraç. Üstten aşağıya da gelebiliriz. Bu da yaratılışın yönü. Böyle başlayalım isterseniz. Siz dersiniz ki Hasan abi, Allah varken hiçbir şey yoktu. Burası. Zat-ı vacibül vücut. Allah var, hiçbir şey yok. 11. söz değil mi? Kendi dekayeki aşinasıyla ve gayrının nazarıyla görmek istedi. Ve yaratıyor. Ama şimdi biz Allah anlayışımız bizim Hasan abi. Allah her yerde. Hani dışında bir şey yok. Olamaz. Yani Allah'ı anlayabilmemiz için, imanın var olabilmesi için bizim bir ademimizin olması lazım. Yani onu bir yere yerleştirmemiz lazım. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün müdür? Allah'ın olmadığı bir yer var mı? Niye? Çünkü bir ilmi ezeli var. Dolayısıyla Allah'ın olmadığını... Yani kainatta böyle bir şey yok. Yani abiler, biraz açık söyleyeyim. Sizden ben daha hassasım ha, bu itikat noktasında. Öyle hele sana söylüyorum doktor. Senden daha hassasım ben. Yani farz muhal konuşmaların da itikada ve imana zarar vermemeli senden daha fazla hassasım. Şey yapın, alışın. Farklı düşünceye Allah'ın şirki kainatı yok, kafasızın kafasında var. Yani böyle tahayyülü küfür küfür değil, tefekkülü küfür küfür değildir diyen ustadın talebeleriyiz. Böyle bir hassasiyetinizi cehaletinize, dindarlığınıza, saf softalığınıza vermeyin. Kaybeden siz olursunuz. Şeye benziyor. Aman ha dokunma. İzah etme. Bilerek veya bilmeyerek hantal ülfete sardılar, perişan ettiler. Şimdi hep böyle vakıflar bile uçuyor. Hep arayış içindeler. Çoğu sevleniyor. Yazık değil. Bunların sebebi aynı zamanda bunlardır. Şimdi şunu da söyleyeyim o zaman da abi. Yani bu konuda aslında uyardığınız iyi oldu. Bir kere mahiyeti zatiyi hiçbir şekilde hiç kimse bilmedi, bilinmiyor, bilinmeyecek. Bu bizim bahsettiğimiz, oradan Yasin geçen gün bir şey dinletmişti bana, orada da hoşuma gitti. Oradan sızmalardır. Bu şu onat, sıfat, esma. Biz bunların cil ve cemal nakışlarıyla birlikte Allah'ı bilebiliyoruz. Ama işte biz kafamızda bir yere oturtabilmek için, iman edebilmek için, var diyebilmek için biz bir yerde geçiyor yine, biz mümkünat canibinden baktığımızdan dolayı Allah canibinden nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla karşısına bir zıt en azından var diyebilmek için koymamız... Vaydi kıyası lazım. Vaydi kıyası lazım. Bu manada sadece insanda, beşerde, insanda da değil. Vaydi kıyasını ille diyor. Evet. Mevcut bu vücut olması lazım değil. Evet. Mesela şirk vahidi kıyasidir. Evet. Şirk kainatı yok. Yani yok diyor. Vahidi kıyasının mutlak bir nefsülemi de bir vücut olması şart değil. Ama var yani. Niye var? İşte mutlak ve muhit olan bir zatı tanımlamak için. Evet. Aynen. Zıttın ademinden diyor. Onu da sanacağız onu. Ne? Ne abi? Zıttın ademinden. Ne demek zıttın ademi? Lugat tercüme et. Ondan sonra. Bak şimdi onun için de cevabı zaten. Zıttın ademinden. Yani bunun zıttı yok. Zıttı ne var? O mutlaktır o zaman. Allah nedir?
Vücudu nedir? Vacib vücut. Mutlak vücuttur. Zıttın ademinden. Zıttı yok. Zıtsız yani. Ha. Anlayamazsın. Allah'ı niye anlayamıyoruz? Zıttın ademinden. Anlayamazsın. Zıttı yok. Nerede yok? Kainatta yok. Ama kafasızın kafasında var. Şirk yok mu kafa? Edemeyiz. Yani şirk için diyor ki mesnede kafasızın kafası da var. Yani zaten olmasa da zaten var bende. Şirk inkar edebiliyorum. Ama doğa inkar edemez. Allah'ın zıttı yok haşa. Şirki kainatta yok. Yok, varlıkta yok. Bende nerede var? Serbest bölgede hepsi var. Devam. İlmi muhit var diyor üstad. Adem-i mutlak yoktur diyor zaten. Şimdi kendi dekayki... Doğru olmak değil ha bu. Bunu dinliyoruz, çalışmasını takdim ediyor. Evet. Sonra biz de beraber mutala edeceğiz. Evet, evet. Yani doğru bir şeyi anlatıyor manasına değil. Dur hele diyoruz değil mi? Evet. Ha, ders çalışıyoruz yani. Evet. Müzakere yapıyoruz yani. Bu dersler biterse Osmanlı yıkıldığı gibi Nurculuk da yıkılır ya. Koca Osmanlı yıkılmadı mı? Yıkılmasının manevi sebebini demiyor mu? 1000 seneden beri diyor camilerin arkasında o diyor o zikirinin dışında bir müzakere mutallalar bitince her şey bitti. Heh. Dediğim gibi işte kendi dekayki aşinasıyla ve gayret nazarıyla görebilmek için Hasan abi mahlukatı var etmek istedi. Önce Nur-u Muhammedi'yi yarat. Nur-u Muhammedi'yi. Nur-u Muhammedi'yi yine aynı nazarla bakacak olursak Hasan abi nasıl yarattı? Yani nerede yarattı? Çünkü kendi şuunatını, sıfat ve esmalarını bir yere yansıtacak ezeli ve ebedi olan bir zatın şuunat, sıfat ve esmaları da ezeli ve ebedidir. Nasıl bir zemin olabilir bu? Nasıl bir zeminde yansıyabilir? Zemin yok. Yok, zeminsiz zemin. İşte o adem-i sırf diye tabir ediyoruz abi. Evet. Yani zeminsiz zemin. Bu zemin üzerinde... Ustadın tabiridir o. Adem-i sırftan yarattı. Ha? Evet. Şimdi Nur-u Muhammed'inin nurundan bütün kainatı var etti diye de geçiyor Hasan abi. Adem-i sırftan bütün kainatı yarattı diye de geçiyor. Bu şeyle alakalıdır diye düşündüğüm için bu da Ene'nin Mec'ulün Hasan abi iki yönü var. Bir mana yönü ki zat-ı vacib vücuda bakıyor. Bir de nur yönü ki kainata bakıyor. Tamam. Burada adem-i sırf ben mana yönüdür. Çünkü bilmiyoruz. Yok. Fakat bir çekirdeğin açılımına, çekirdeği görmüyoruz. Lakin dışarıdaki ağacı, meyvesini ve meyvenin içindeki tohumunu görebiliyoruz. O yönden gittiğimiz zaman Nur-u Muhammedi'yi sanki bildiğimizi düşünüyoruz. Nur-u Muhammedi, bütün bir kainatı onun nurundan yarattığım dediği enelerin cem olduğu, ben olmayan yer abi burası. Ben olmayan yer. Şimdi bu vücudu ve imkanı aslında sonra anlatacaktım ama isterseniz bunu da şöyle söyleyeyim. Şimdi ben olmayan yer derken Hasan abi, şimdi o sizin misalinizi ben çok seviyorum. Bir sıfır, sağ tarafında +1, +2 sonsuza kadar. Sol tarafında -1, -2 sonsuza kadar gidiyor değil mi abi? Zanlarımızda biz sol tarafını ademi, sağ tarafını da vücudu olarak varsayarsak eğer bu sıfırı kaldırdığımızda hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Ne ademdirler ne vücutturlar. Yani onları anlamlı kılan aslında ortadaki sıfır. Yani sıfır aslında hiçbir şey değilken aslında her şey. Yani ademin ve vücudun eşit olduğu, birinin birine, diğerinin öbürüne müdahale edemediği, sadece zat-ı vacibül vücudun müdahalesi ile yön bulan bir noktadır orası abi. Orası da imkan noktasıdır. Zaten üstad mütesavi üt tarafeyn diyor Hasan abi. Yani adem ve vücut burada birbirine müdahale edemiyor. Eşit. Evet, eşit. Neden edemiyor Hasan abi? Burada daha ihtiyar da yok. İhtiyar yok. Yani varlık olmadığından dolayı yani ihtiyar yok. Şimdi Hasan abi üst taraf biz anlattık çekirdeği. Şimdi bu çekirdek filiz verecek, ağaç olacak, daha meyveye kadar gideceğiz. Şimdi bu çekirdeğin dışa vuruşu yine aynı şekilde devam edeceksek, aynı mantıkla Allah evet Nur-u Muhammed'i yarattı, oradan kainatı yaratacak. Dışarıya çıkarken önce sizin de
şeyinizde anlatımlarınızda zaten diğer şeylerde destekliyor. Önce ruh giydiriyor. Arş-ı Azam. Sonra leyf-i mahfuzu giydiriyor. Akıl. Sonra arşı giydiriyor. Kalp. Bunları nerede yapıyor? Ben yokum ki. Hani Nur-u Muhammed'i de ben yok. Ben yoksam bunları nerede yapıyor? İşte şecere-i ilkatteki Adem'in varlığı dile getirdiğimiz şekil burada bence başlıyor. Yukarıyı konuştuk. Yukarıda hiç kimsenin müdahalesi yok. Adem mutlak zaten yok dedik. Adem ve vücut, ona da müdahale yok. Onu konuştuk. Burada şecere-i hilkatte ki burası artık şecere-i hilkat diye tabir ediyoruz. Yaratılışın haritası. İşte bunu Adem'i sırf üzerinde, yani yukarıdaki gibi Adem'i sırf üzerinde, bu da dilek geçiyor ya, kainatı Adem'i sırftan yarattı diye geçiyor abi. Bunu da Adem'i sırf üzerinde ruh, akıl ve kalp giydirdi. Çünkü hiçbir şeysin. Artık giydirile 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 geliyorsunuz. Giydirile giydirile geliyorsunuz. Burası Adem-i sırf. Hasan abi. Adem-i sırf. Şimdi buradan Hasan abi şecere-i hilkatten de kainat var edilecek. Kainat. Kainatı Hasan abi. Ha bu arada şöyle söylüyorum. Burada eğer ben, siz diyorsunuz ya Hasan abi, bütün peygamberlerin zamanında ki musibetler bizim devrimizde var. Bizim devrimizdeki peygamber yok, peygamber gelmeyecek biliyoruz. O zaman bu devirdeki yani üstad tamirci. Tamirciye bütün bu sıkıntılarla alakalı bir şey vermeyecek misiniz? Değil mi? Tamir için bir şey vermeyecek misiniz? Değil mi abi yani? Şimdi bu şekilde eğer ruh akıl ve kalbi verdiyse bununla birlikte bizden bir şey istiyor demektir. Bize bunlarla birlikte ihtiyarı veriyor. O cüz-i ihtiyariyi veriyor ki sen artık burada müsavvi tarafeyn olan Adem ve vücuda müdahale edebil ki zıtları birbirine hikmetle cem ediyor ve mümkünat alemini yaratıyor Hasan abi. Biz buraya yani şuradan aşağıya alem diyebiliyoruz. Aleme mümkünat deniliyor. Evet. Aleme. Evet. Aleme mümkünat deniliyor. Evet. Evet. Aleme mümkünat. Olabilirdi, olmayabilir iken evet. Olmuş hali. Yani şecere-i hilkate dediğine evet, göre evet. Bir adrese evet, evet, bir evet. Adres varsa elinde o zaman mekan var. Evet. Mekan var. Evet. Şecere-i o zaman şu mümkünat alemi adrestir. Bana verdiğin kağıt. Evet. Ama o zarısı var evet. Demek. Yani biz şunu çok tefrik edemiyorduk Hasan abi. Ben de dahil olmak üzere. İmkanla mümkün arasındaki fark nedir? Çok üstad iç içe cem ediyor. Birinde ihtiyar yok. Ve Adem ve vücut eşittir. Birinde Adem ve vücut ihtiyar var. Adem ve vücut ortaya çıkabilir. Her ikisi de içinde öne çıkabilir Hasan abi. İhtiyar ile. Ama mümkünat alemi tamamen vehmi bir alemdir diyor Hasan abi. Bu da geçiyor. Tamamen vehmi bir alemdir. Yani misali bir görüntüdür diyor Hasan abi. Yansıtır. Alemi misal görüntüleri de ama bu mevcudata giydirilmiş diyor. Ha, ya giydirilmiş ama Hasan abi. Ama konuşuyor ama hepsi doğru değil ha. Devam ediyoruz yani. Doğru olmayanları hemen söyleyeyim ki onun üzerinde bir... Yani bu biraz sıkıntılı o senin. Bu mümkünat mı abi? Evet. Mümkünat alemi vehmidir diye geçiyor sana bunları ben... Vehmidir ama giydirilmiş insanın bakışıyla öyledir. He. Tamam. O zaman. İnsan mesela diyelim ki şu var ya... O yüzden tamam. Şu mesela kitap. Bu aslında enerjidir. Enerji kırmızı değil. Ona ne giydirilmiş yani. Başka bir isme giydirilmiş... Aslında madde olmayan, madde gibi gözüküp bir de renk olmayan renk gibi gözün. Bunlar hep giydirilmiş. Renk giydirilmiş. Ha, şey de giydirilmiş. Evet. O alemi, şu mevcudat nedir biliyor musun? Alemi misalin sarmaladığı folye var ya buzdolabı şeyi gibi. Sarmış. Şu gözükenler maddenin kendisi değil. Alemi misalin görüntüleri. Maddeye giydirilmiş, folye giydirilmiş. Tamam mı? Sanki kendi zatı vücudu yoktur.
Yani sen, ama onu ben öyle anladım. Yani zatı şu anda cilve ceman zaten ama aslı orada zaten. Aslı orada, evet. Evet, efendime söyleyeyim. Konuşacağız zaten bu imkan madum falan. Çünkü ben çalıştığımız için. Evet. Ama nasıl çalışmış? İmkan olabilirlik istidatları. Maşallah, evet. Çok acayip çalışmış. Şimdi öyle hatırlattığın için onu da söyleyeyim isterseniz. Aslında mümkünün içindeki Hasan abi, mümkün içindeki Adem diye bahsettiğimiz mümkünat aslında istidadın bütünlüğü diye ben öyle anladım. Çok güzel. Dışarıya çıkartabildiklerimiz kabiliyete dönüşüyor, vücut buluyor. Ha, tamam. İçeride kalan kabiliyetler ise Adem diye ifade ediyoruz. Tamam, tam bu işte. Tamam. Aynı. Evet. Çok güzel oldu. İstidat. İstidat, kabiliyet. Zaten bu sistemi olmam istidatlar var ya, olabilir. Ne kadar sonsuz olabilirim ama olamıyorum dünyada. Olabilirlerin olamamanın halinden doğan eksikliğimizi gidermeye ve olma yöntemine istiğfar diyoruz. Evet. İstiğfar evet. Bu. Şimdi şöyle de söyleyebilir miyiz abi? Ha, devam et. Ben şöyle devam edeyim. Ve insanın aynı şekilde yukarıdaki gibi devam ediyor yaratılış. Kainatı Allah Celle Celaluhu var ediyor. Ve yukarıdaki sistem gibi kainatın çekirdeği olan beşeri yaratıyor Hasan abi. Dolayısıyla kainat nasıl ki yukarıdaki çekirdekte ne varsa tohumda da aynı şeyler olmak durumunda Hasan abi. Evet. Tohumda ne varsa kainatta da tohumları vardı, kainatta da olmak zorunda. Hı hı. Sadece Adem-i Mutlak Hasan abi, Adem-i Mutlak insana koymuş. Evet, Adem-i Mutlak kainatta yok. Sadece beşerde, o da imana zemin olsun diye dersek belki biraz daha hafif olur belki abi. Yani imana zemin olsun diye dimağda. Şimdi kainat burada bir de Kudüs ve Hadis'ten bahsediyor Üstad. Bu da mütegayyirdir diyor Hasan abi. Yani şimdi o ene bahsinde de geçiyor diye Hasan abi. Ene'yi bahsederken, ene'den bahsederken o çok hoşuma gidiyor. Tılsımdır diyor, hayret fesadır diyor. Bir de künuzu ilahiyenin anahtarıdır mı diyordu. Evet. Şimdi o kadar enteresan ki Hasan abi. Şu yukarıya bir çıkabilir miyiz? Burası, bu şurası Hasan abi. Şurası sırdır. Sır. Yani veya en azından şu imkan Hasan abi sırdır. Adem ve vücut birbirine değişip ve dönüşüyor. Birbirine zıt aynı yerde bulunabilmiş. Aynı yerde bulunabiliyor. Değişip dönüşme olmadan. Ama aşağı şecere-i ilikate indiğimiz zaman mümkünat tılsımdır Hasan abi. Yani o hazineyi eneyi çözdüğümüz zaman, yani tılsımı çözdüğümüz zaman, yani 8. söz Hasan abi bunun üzerine yazılmış aslında. Evet. Yani tılsım ve sır. Tılsım ve sır, evet. Bunu çözdüğümüz zaman burası kendiliğinden zaten açılıyor Hasan abi. Sır, yani sırra ulaşıyoruz. Sırra ulaşıyoruz. Şimdi burada Kudüs ve Hadis'ten bahsediyor Üstad. Bu da mütegayyirdir, değişkendir. Benim anladığım Hasan abi burada ihtiyar yok. Bu herhalde evamiri tekviniyesine tabi olarak kendiliğinden Allah'ın tabi hepsi Allah'ın kudretiyle elbette oluyor ama burada bir ihtiyar var. Burada sanki ihtiyar yok gibi ben anladım. Allah'a alem bilemiyorum, siz ne dersiniz? Şimdi bunları Hasan abi bir de şeyini yapacak olursak sağlamasını yapalım diyorum Hasan abi. Miraç bahsine geldiğimiz zaman bir de şunu söyleyelim. İnsanda da özür dilerim ama beşer ademi vücutların hepsi bulunuyor. Hepsi bulunmak zorunda Hasan abi. Dimağda ademi mutlak, kafasızın kafasında aslında öyle bir şey yoktur. Vicdanda mağdum, kalpte adem, ruhta ademi sırf. Zaten bu şekilde söylüyoruz. Miraç
bahsiyle de bunun sağlamasını şöyle yapabiliyoruz Hasan abi. Şöyle yapabiliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Zat-ı Ahmediye diye geçiyor değil mi abi? Velayeti ile Cismi Muhammedi ile Siddetül Münteha'ya kadar çıkıyor Hasan abi. Kim çıkartıyor oraya kadar? Burak. Demek ki o Burak bizim Peygamber Efendimizin Cismi Muhammedisi olmasın Hasan abi. Ben sanki Peygamber Efendimizin Cismi Muhammedisi Ruh-u Muhammediye bir mana sanki buraklık yapıyor. Buraya kadar. Arşa kadar. Burak sistemi. Burak sistemi. Evet. Ve velayetiyle çıkıyor Hasan abi. Burada, buraya kadar. Cismaniyetiyle. Evet. Cismaniyetiyle çıkıyor. Cismaniyetiyle kabı kapsene kadar gitti de cismaniyetinin burak seviyesi. Ondan sonra ref. Siddetül Münteha'ya kadar gitti. Evet. Yani gitti denilir mi o ya? Siddet-i Muntaha demek, Muntaha cennetin sonudu. Oraya kadar gidip mi değil? Oraya zaten geçti. Ondan sonra... Yok, şöyle devam edecek abi. Evet. İstersen şöyle atayım. Biraz bir aşağıya... Yani yanlış anlaşılmasın yok, diye. Yok. Şöyle, cismi, zaman... Cisimle gitmiş yani sonuna kadar. Yani şöyle anlatayım o zaman Hasan abi. Şöyle bir... Şimdi miraca girme şimdi. Boş ver yok, sen. Yok, hadi. Yok. Şunu anlatmak istiyorum abi. Yani bunun bir sağlaması oluyor. Bu çok önemli çünkü abi. Çünkü imkan ve vücut ortası demek... Ne demek oluyor? Yani bu Adem-i Sırf neresi? Vücut nedir? İmkanın yeri görüyor musunuz? İmkan ve vücut ortası diye ya. Evet. Hasan abi buradan sonra burası Ruh-u Muhammedi. Diyor ki rüyeti, cemali ilahiye mazhar oldu. Ben şöyle anlıyorum abi. Yani bu benim tefekkürüm. Sanki cismi Muhammedi burada Ruh-u Muhammedi fark etti. Yani bu rüyeti cemali ilahi sanki ben böyle biraz anladım abi. Bilmiyorum ne kadar. Bendeki o ondaki ben gibi. Bendeki o ondaki ben gibi. Evet abi. Evet. Aynen öyle abi. Çünkü ilk önce Peygamberimiz hem seni dinlendireyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahmet ya. Yani ilk önce şu etti bu etti diyoruz ya Hazreti Hatice vesaire ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesela bir insan kendi üzerindeki nimeti fark edince farkındalığına da bir isim, unvan konuluyor. Peygamber olduğuna ilk önce kendisi emin olmaktan gelen bir imanı var. Çünkü iman esası kaç tanedir? 6 tane. Peygamber'e 5 olur mu? Ama kendisi Resul'dur. Kendisi kendisine iman etti. Ben Resul'üm dedi. Mehmet, iman esası peygamberimize 5 tane midir? Yok, 6 tane. Peygamberlere iman yok mu? Diyor ki bana iman edeceksiniz. 6 tane iman esası olsun. Kendisi kendisine nasıl iman etti? Emin oldu. Kendi üzerindeki vazife darlığı, nimeti, farkındalığı fark etti. Kendi kendini fark etti. Peygamberlere iman oldu onunla. Peygamberlere iman bana başka oluyor, ona başka oluyor. Peygamber iman onda yok mu? Evet. Tabii. Mesela diyelim ki nasıl iman? Emin olmaktır yani. Anlam bulmaktır kendisi, kendisinde. Nedir o? Eğer kendi üzerindeki nimeti fark etmesen ibadete dönemezsin. Beni yarattı. Namaz. Aa. Tabii. Kendinde kendini bulmak, Risaletin gölgesini kendinde görmek. Evet, aynı sen. Risaletin gölgesi ne demek bizde? Kendisini kendisinde bulmaktır. Kendisini kendisinde fark etmektir. Kendisi kendisini onaylamaktır. Kendisi kendisine iman etmektir. İman edince lugatta Allah iman değil yani. Emin olmak, emin. İmanın vesvesesi ve şüphesiz mertebesi. Evet yani peygambere risalet, peygamberlere iman yok mu abiler? Var. Peki onda nasıl işledi bu aktif oldu? Kendisi kendisinden. Yani kendisi bütün kainatın fabrikasını, çarklarını, tezgahlarını görmedi mi Miraç'ta? Ve bütün kainatın çekirdeğini görmedi mi Muhammed Nur'u? Benim nurumdan yaratıldı. Şimdi yani benim nurumdan yaratıldı ben bile yani diyor Ahmet de bile. Muhammed'den yaratıldı diye. Zaten Mevlüt'te de var yani. Ahmet işte nuru Muhammed'den tezahür diyor ya. Şunu unutmadan bir anlatabilir miyim Hasan abi? Şimdi dedik ya abi.
İnsanda madum insandadır. Dedik ya Hasan abi. İnsandadır madum. İnsan kendini fark ettiği zaman mevcudu fark edebiliyor Hasan abi. Fark ettiğinin adıdır mevcut. İnsanın kendini fark ettiğinin adıdır mevcut. O zaman Rabbini buluyor. Hasan kendi abi. Rabbi. Kendi Rabbini buluyor. Kendi Rabbini buluyor. İnsan ayat-ı tekviniyenin evamir-i tekviniye ile cem edebilmesinin halidir ki bu istiğfar ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyenin tam manasıyla cem-ül ceminden çıkıyor gibi yani veya cem-ül cemine seni götürüyor gibi ki Peygamber Efendimiz'i yani miraca çıkartmış gibi ben. Ayat-ı tekviniyeler abiler nefs-ül emirdir, donmuş ayetlerdir. Evamir-i tekviniye bunun arkasındaki yazılımdır. Ama hepsi çıkmamış yazılım ama yazılımda var. Yani imkanda, insanda da öyle. İstidat hep kabiliyet olmuyor ki. Nihayetsiz istidat ama kabiliyet muayyen. İşte evamir-i tekviniye yazılım iyiyim. Var ya ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Evamir-i tekviniye. Ayat-ı tekviniye nefs-ül emir yani. Yani ayat-ı tekviniye tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi cem edebilmesi insanı kainat ile kendisinin kainatın çekirdeği olduğunu fark ettiriyor insana. Evet. Ki bu da Rabbül Alemine onu muhatap kılıyor. Evet. Hasan abi. Otomatik. Evet. Rabbi Rabbül Alemine. Evet. İşte bunu başaramazsa Adem'de başardığı zaman vücuda ulaşıyor. Yani mevcuttan artık vücut buluyor. Evet. Burada oluyor bu. Kainatın bütünlüğünde oluyor. Yani kendisinde madumdan çıkarsa mevcut oluyor ama peki kainat neydi? Büyük insandı. Kainat benim ne oluyor? Astım ya, ben de onu küçültülmüş. Bu sefer kendi alemimde madum ile mevcut kainata taşınınca Adem ile vücuda dönüşüyor. Büyük insan, küçük kainat. Bak şimdi. Onu okuyacağız zaten de ama bunu söylediğini zaten yeri gelmişken diyor ki bu. Şimdi madumla mevcut insanla alakalı. Vücutla Adem bizimle alakalı değil. Şeceri hilkatle alakalı. Büyük insan. Biz onu harmaladığımız için hata yaptık bunu. Şimdi insan madum ismi mefuldur. İnsanın üzerinde ceyran ediyor. Mesela bu geliyor bana. Bana bu geldi. Allah ile nispet edersem manayı harfi oluyor. Ben buna muamele mana ismiyle yaparsam madum oluyor. Bu yok olmamış gibi. Bu nimet bana gelmemiş gibi oluyor. Mesela namaz kılmadı. Manayı ismiyle yaşadı. Bu adam yaşamadı. Ne oldu? Madum oldu. Namaz kıldı. Madumun M'si mevcut oldu. Her şey vücut buldu bende. Eğer namaz kılmasa mana ismi, mana harfi. Mesela mana ismiyle yaşarsam madum o. Eğer mana harfiyle Allah hesabını yaşarsan mevcut oluyorsun. Mevcut. Peki bu küçük insan kendi aleminde mevcut ve madum olunca kainata taşınınca ne oluyor? Vücut buluyor. Vücuda mazhar oluyor. Büyük insanda vücut, büyük insanda Adem. Küçük kainatta madum ve mevcut. O yüzden fazla tutmayayım. Bir de şunu da söylemek istiyorum Hasan abi. Şimdi miracın da sanki üç şekli bir var abi. İnsan kendi içinde de miraç yapabiliyor. Çünkü bütün ademler onunla mevcut. Miraç demek o ademleri tek tek elemek demek oluyor abi. Ben böyle anlıyorum. Yani Adem'i mutlaka zaten eliyor. Madumdan çıkıyor. Adem'den kurtuluyor. Adem bir sırfa çıkıyor. Artık yani ruhu Muhammedi olarak risalete aldığı nokta gibi ben anladım burayı Hasan abi. Çünkü daire-i mümkün. Daire-i imkan. Ha, bu arada da Hasan abi daire-i imkan ve daire-i vücut diyor. O imkan bu imkan değil. İmkanın da biz bu zati imkandır Hasan abi. İmkanın da envaları evet. Var diye geçiyor. Evet. İmkan, alimler şöyle der. Şeyi evvel, şeyi ahir, şeyi efsat. Mesela şey. İş atacağız da geçiyor ya. Yani ben aklımda olsaydı şey der miyim? Böyle imkanın da imkan evvel derler. İmkanı ahir insanda, evet. İmkan kendisi mastar. Evet. Evet ya, çok acayip ya. Zati olana dışarının müdahalesi söz konusu olamıyor Hasan abi.
Bu imkana da müdahale olmadığı için bu biraz zati olarak anlıyor. İmkani ama, evvel denilir o. İmkanı evvel evet. deniliyor. Evet, evet, evet. Şimdi buraya Hasan abi Rabbul alemine muhatabiyet miracın ikinci ayağıydı diyelim. Yani üçüncüsü burada Rabbul alemine muhatabiyet. Üçüncüsü artık ruhu Muhammedi burada ilahına muhatap oluyor. Kulağınızı bir ilahi nas, Rabbin nas, ilahi nas, melikin nas. Evet. Üç tane şey ya sistemi şimdi aktif ediyor bilmeyerek evet. o sürede. Evet. Ne yaptı? Rab birincisi. Sonra Rabbin nas. Şimdi insanın Rabbi. Sonra ilahi nas. Evet. İlahına. Burası da Hasan abi. Rüyeti cemal-i ilahiye az önce söylediğim gibi. Yani sanki kendi Nur-u Muhammediye sanki yöneliyor gibi abi. Yani kendi şeyini görüyor. O karşılığını. İsmi azamların azami tecellisine mazhariyet yaşıyor sanki Hasan abi burada. Yani bu yorumun bu oluyor gibi anladım ben. Buradan yukarıya da Hasan abi. Dur abi. Şunu çeksen. Aşağıda. Oradan dinleme kolay oluyor. Laf kıyma. Her kim ki bu kaleme, bu tahtaya ve şu içinde bulunduğumuz. Oradan dinlemek ve müdahale itiraz. Ama oradan nasıl olsun? He, oradan müdahale ve itirazlar kolay oluyor değil mi? Şimdi atleti değiştireceksin. Doğru, aynen öyle abi. Burada Hasan abi ilaha muhatap olan ruhu Muhammedi burada ilahına ilahına evet evet özür dilerim ilahına muhabbet olan muhatap olan ruhu Muhammedi artık ademini ve ademi ve vücudu artık eşit diyor yani artık diyor ya sana bir bütün imkan alemlerinden, daire-i vücuttan geçerek her şeyi görüyor. Yani bütün olabilecekleri, olanları, olmayanları, bütün alemleri, her şeyi bir bütün halinde bir araya getiriyor. Artık buradan yukarıda artık ben yok Hasan abi. Oradan yukarısı artık ben değil. Burada sadece la diyor abi. La. Yani artık İlah, ilahını arıyor, buluyor, ilahını arıyor, buluyor ve artık la diyor, yok. Yani la, yok. La ilahe illallah. Yok, önce diyoruz ki, Hasan abi, Allah'a ulaşalım ya. İllallah. Evet, artık daha yok denilecek en son makam Hasan abi burası. Burada la'ya muhatap oluyor Hasan abi. Yani... Her şey İbrahim. Orada hepsi tek tektir ha. La ayrıdır. La, ila, he ayrıdır. Tek tek ila. Zamirdir o, he. O demektir. Hepsi tek tek Allah'a işaret ediyor. Evet. La, ila, he, illallah. Evet. Hepsi o. Evet. Çok acayip bir şey ya. Çok. Hasan abi, vücubu ben şöyle anladım Hasan abi. Vücub Hasan abi İbrahim Aleyhisselam vücub Ayetül Kübra da geçiyor. Ayetül Kübra'nın Ayetül Kübra'da bir vücub anlatıyor ya. Bu o vücub anlıyorum Hasan abi ben. Yani şey sistem olarak. Evet. Sistem olarak o. Yani bu ilahım olabilir mi? Mesela güneş ilahım olabilir mi? İlahımdır diyor. Batıyor. Vücut devreye giriyor. Olmaması lazım. O olmaması lazım. O la dedirtendir vücut Hasan abi. Hepsini eliyor. İşte en son makamı artık la denilecek bir şey kalmadığında artık sadece bir o, bir de o var. Bir gayrın nazarı var. Evet. Bir de dekayeki aşina kalıyor burada Hasan abi. Bütün nura la dersen o zaman manada Allah'ı görüyorsun. Heh. Aynen o. Bravo. Aynen o Hasan abi. Ve bu da Zat-ı Celil-i Zülcemal'e
muhatabiyet oluyor sana. Bak farka Allah. Bakın yukarıda. Zat-ı vacibül vücut, zat. Burada zat-ı celili zülcemal. Evet devam et. Diyeceğim var mı başka? Var tabii abi, bitirir miyim? En güzel yerlerine geldim ya. Siz biraz mantıklı dedin. Şimdi bir güzel tarifi var ya Hasan abi. Ya Peygamber Efendimiz için diyorlar ki Hasan abi. Ümmeti diyecek diyor. Anmadan gitmeyecek. Zaten gidemez. Gidemez abi. Niye gidemez? Çünkü Adem ile vücudu, istersen Adem ol. Adem ile vücudu hepsini içine almadan, yani sıfır olmadan, hepsini bütünlüğüne almadan Nur-u Muhammed'i olamıyor Hasan abi. Yani ben de buradayım. Altıncı sözde tahattür et diyor ya. Çekirdek oldu tekrar. Geriye tabii geldi. Çekirdek oldu tekrar. Oldu. Ben buradayım yani Hasan abi. Ben aslına taşıdı seni. Aslıma taşıdı. Tahattür et diyor üstad. Altıncı şuada değil mi? Altıncı şuada tahattür et demiyor mu Hasan abi? Hı. Tahattür et. Ben yaşamadığım bir şeyi nasıl tahattür edeyim Hasan abi ya? Tayyata tahattür ettirir diyor ya. Ettehiyyatu. Tahattür ettirir. İşte buradayız yani biz de. İnşallah. İlginç ama bu da. Evet orada olduğumuz. İlginç tefekkür. Evet, inşallah böyle. Bir de şu en son şeyi anlatalım. Çünkü bütün bunlar onun altından çıkmıştı. Bir de Hasan abi bir küçültebilir miyiz biraz şey? Ne kadar? Şimdi biraz daha. Şimdi Hasan abi. Şey ben bir tek şeyi olmadı, oraya koydum olmadı, buraya koydum olmadı. Dedim ki bu şey demek ki tek şey değil. Bu şeyin bir evveli, ahiri, zahiri, batını var demek zaten ki. Şeyin evvel, şeyi evvel diyor ya, evet, İmam Rabbani. Evet, şeyi evvel diyor, evet. Hasan abi, şeyi evvel de ben yok. İmkanı içine aldığı bölüm Hasan abi. Yani orada bir adam vücut var ama mütesavvı tarafeyindir. Şeyi evvel odur. Allah canibidir yani Hasan abi. Şey-i batın ise şecere-i hilkat bütünlüğüdür Hasan abi. Şey-i zahir kainattır Hasan abi. Kainattır. Şey-i ahir ise artık meyvedir. İnsandır. İnsandır Hasan abi. Cemaldir. İnsandır. Yani burada şey mümkün, mümteni ve vacibe şamildir dediğin nokta bence burası Hasan abi. Usta da öyle diyor yani. Evet. Şey vacip, mümkün, mümteni, şamildir. Evet. Bu budur abi. O İşaretim. Şey bu şeydir abi. Evet. Anladım. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Çok çalıştı ama bak şimdi. Gel de takdir etme. Bak şimdi. İçtimaiyette bulunuyor. Adam dert edinmiş değil mi? Yani takdiminde şeyinde. Dert edilmese bu normal bir okulu, sınıfı geçmek için çalışılan bir ders değil değil mi doktor? Ya bu şu şekil. Yani bir not almak için, bir yere, bir süreci geçmek için olan bir şey değil. Yani kendimi şey için söylemiyorum. Yani emek yani. Bu belki de yarım saat sürdü ama en az belki de 5-6 gündür. Arabayla giderken, karşıya geçerken 2,5 saatlik yolum var. Neredeyse. Abi 5 dakika dedi yazıda. 5 dakika ise dedim hadi 10 dakika olsun. 1 saat 40 dakika. 40 dakika şey o da konuştuk. Şimdi abiler şimdi maduma çalışacağız. Altını doldurmadan üstünü değil hep beraber şey yapacağız. Madum. Evet Allah razı olsun. Şimdi dersinizi açar mısınız? 382. Hani basa basa bu zannediliyor ki herhangi bir malumat, bir tamir, araba tamiri için, tıp, insan tamiri için bu ilim değil. Bu bizzat bunun için gelmişiz bu dünyada. Kendini tanımak, kendine anlam vermek, farkındalığını artırmak, muhatap ilahi olmak, cami olmak için gelmişiz. Burada da en az Risale-i Nur'da 60 tane kavram vardır. Bu bilinmesi lazım ki insan aleminde 4 isimle bakabilsin. Bütün kardeşlerimden söylüyorum. Kim bazı kardeşim kader olsun mesela veya enfusun. Kader mesela ismevelle bakınca çekirdekle bakıyor ve diğerini görmüyor. Bunun meşrep itibariyle daha çok tasavvufçularda olur. Ağacı düşünür müsünüz? Çekirdek evvel. Daha çok yani şey yapmaz. Tasavvufçuların içsel şeyi.
ahir ismine sırf mazar olanlar meyveden sırf bakar. Beşer insan ilişkileri ciltiyle bakar. Yani ilmi kelam kalıpçıdır, usulcudur, prensiplidir. Dusturları vardır, çok önemlidir. İsmi zahirle bakarsa mutezili olur, mealcidir. Nurcularda mutezile nedir? Mealle, zahir manasıyla hasrederse, zahir manası, anlaşılan manasına hasrederse nurculuğun mutezilesidir. Yani zahircisidir. Mutezile şey manası da değil. Zahiri kanaat ediyor. O da bir mertebedir. Bir de batın var. Ustad diyor ki, nazarını batını hasrede ede ede, zahir nazarında gölge gibi olur. Burada, burada da vahdet-i vücut meşrebi gibidir. Bu da haktır ki Muhyiddin Arabi'ye İslamiyet'in bir müzesidir. Ama nakıstır. Yani zahir ne kadar nakıs ise, ağacın zahirisi, batınısı da o kadar şeydir. Eylemsel itibariyle mezhep olarak ne gözükmüştür? Batıncılarda cebriye, zahirde de mutezile, vehhabiler. Vasıf bin Ata kurucusu mutezile, zahir. İmam-ı Ali'ye zamanında mutezile denilmiş. Allah'ın hükümlerini hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir demek. Zahirciler, mealciler. Bu hak mı? Haktır. İsmi zahire mazhardır. Yani ama zahirciler ne kadar batıncılar eksik diyorsa batıncılar da zahircilere böyle diyor. Şimdi Risale-i Nur anlatacağım. Sonra ahirciler ilmi kelamcılardır. Kalıptır, usuldur, yöntemdir, dusturdur. Batın da sırf böyle esası alır Nur-u Muhammed'i, oraya alır, orada metsuptur. Asıl imamları nedir? Huvel evvel, huvel ahir, huvel zahir, huvel batın ve huve bikülü şeyin alim. Bu ilme sahiptirler. Dördüne ve huve bikülü şeyin alim. Dördüne de şamildirler. Mezhep itibariyle, simge itibariyle tasavvufçular, ilmi kelamcılar, mutezileler, cebriyeler gibi tanımlarsak. Ama asıl imamlar mesela dördünü cem eder. Bunu niye zikrediyorum? Sıf abiler, zahirle olmaz. Yani küllü olmaz olur mu? Olur da. Yani bir sen nurcusun, külli. Nazarını cüziyetten külliyete çıkartacaksın, külli. Şu alarda bunu almış senin ustadın. İsmi evvel bu olur diyor. İsmi ahir bu olur diyor. Öyle mi? İsmi zahir bu olur diyor. İsmi batın bu olur. Bize ne diyor? Ama diyor Risale-i Nur hepsini cem etmiştir. Cem etti. Niçin cem etmiştir? Ne meziyeti vardır? Asırda peygamber yok ama peygamberin vazifesini yapan bir eserdir. Asrımızda Kur'an'dan başka kitap yoktur. O vahiyle yazılmıştır. Vahiyin vazifesini yapan şumullu ilhama mazhar olduğu için Risale-i Nur. Çünkü niye? Niye bu tafsifatın içine koyuyorsun? Sebebi Nuh Aleyhisselam, Şeytan, yani geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar daha genel, daha fazla bu asırda yok mu? Geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan bu asırdaki günahlar daha genel ise, tamirci o zaman peygamber idiyse, şimdi peygamber yoksa ve daha fazla o günah varsa neyle tamir edeceksin? O zaman o peygamberin mazar olduğu ismi zahir. Bu zamanda geçmez. İsmi batın geçmez. Evvel yetmez. Batın da geçmez. Çünkü o zaman ne yapacak? Dört ismi tazamun edecek ki geçmiş asırdaki ümmetlerinin helak olmasına sebep olan günahlara çareler imal etsin. Çare arayanlara. Onun için Risale-i Nur dört isimle baktırıyor. Dört isimle baktırınca tılsımı da konuşacaksın. Sırrı da konuşacaksın. Sırrı konuşurken zıtsız değil. Sır İçinde zıtlar var. Yani şimdi madum konuşacağız abiler. Açın şeyinizi o şeyde. Lugat ismi mefuldur. Ne demek? Mevcut olmayan ama Adem gibi değil. Adem hem isimdir hem mastardı. Vurmak gibi gelecek. İsmi meful ne demek? Madum ismi meful. İsmi meful şuymuş. Failin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektup olmuş yani. Ama birisinin üzerinden ortaya çıkmış. Mazlum. Mağdur. Yani bir şey var. Ortada bir belirlenmiş kişi yok ama olmuş yani. Sonuç var. Birisinin üzerine geçmiş. Adem'de bir şey yok. Bu var iken ona dönüşmüş. Tabiri nurculukla, tabiri bizce Yasin, namazsız adamın günü mağdumdur. Yani
bir şeyin üzerinde maduma dönüşmüş. Hani vardı yok olmuş. Yani ismi meful demek bir failin üzerinden geçmiş, madum olmuş. Fail. Mastar ne demek? Mesela Adem mastardır. Ne demiş? Hakiki mi? Eksik yazmışız. Hakiki müessirden hasıl olan fiil. Hayık yok. Ama o kaçıncı sayfadaydı ona bakar. Yani bir şeye vurmak. Mastardır. Vurmak. Ben vurdum demiyor. O vurmaktan vurmak. Vurdu vuruldu. Vurmaktan ses çıktı yok. Vurmak. Vurmak. Ses yok burada. Vuran yok. Vurulan yok. Peki bir de vurduktan sonra ses çıkarsa o vurmaktan hasıl olan hasıl yani sonuç. Vurmaktan hasıl bir şey çıktı değil mi? Ses çıkması hasılı bir mastardı. Mastardan çıkan bir sonuç. Ece Ustad da söylüyor. Şey masada vurduk sonuç yani. Netice. Zaten söylüyor. Diyor ki o vurmaktan hasıl olan ses çıkmak. Ses çıkması. Hasıl ama Adem'de vurmakta ses yok bak. Vurdu ses çıktı demedim Osman. Vurmak. Vurmak. Masaya vurdum da demiyorum. Vurmak. Masada yok. Vuran yok. Vurulan yok. Ses yok. Vurmak. Mastar. Adem gibi. Ama masaya vurdum ve ses çıktı yani. Masadan çıktı bu ses. Hasıl oldu. Husul buldu. Mevcut dönüştü yani. Tüfek atarak yani bu kader risalesini de değil. Tüfek atarak bir adamın öldürmekte tüfek atmak fiili. Mastar. Tüfek fiili. Adamın ölmesi ve tüfeğin ses çıkması da hasıl bir mastardır. Sonuç. Atmak, tüfek atmak. Burada tamam. Yani madum da bir şey var, bir ayna var. Oradan dönüşüyor. Adem'de yok. Şimdi bu lügat tanımlamayı yaptıktan sonra madum insan üzerinde oluyor. İnsanda olan. Madum deyince o zaman mastar kelimenin mi aklımıza gelecek? Neresi gelecek? Yok, mastar gelmeyecek. Yani mastar olsa mastar tarafı mı gelecek? Gibi gelecek evet. Mesela onun üzerinden adam öldü. Mesela şöyle. Nasıl gelecekse sen tanımla ben söyleyeyim. Namaz kılmadım. O günün benim ne oldu benim ama? Benim yaşanmamış kabul ediliyor. Adem'e atıldı. Adem'e atıldı senin için mağdum oldu. Benim için. He. Ben attım Adem'e. Ya, faili var yani. İsmi meful değilince failin fiili. Failin fiili ve fiilsin. Günah işlemek. Günah. Mağdum. O fiili mağdum yaptın. Yani o göz kulağı mağdum. Bak. Failin fiili kendi üzerine geçen kelime denilir. Failin fiili. Ama Adem'de fail yok. Buraya kadar oldu mu? Şimdi eylemde gösterelim bir. Hasan abi ben bir şunu anladım. Şunu bir söyleyebilir miyim? Acaba bu böyle midir? Şimdi bir münker var, bir nekir. Haşa Allah bilmiyor muydu bir melek koyup onunla her şeyi halletmeyi? Bir münker koydu, bir de nekir koydu. Biri terklere bakıyor. Birisi nekre diyor, birisi var ediyor. Evet. Mesela bu da Hasan abi madum da, Hasan abi özür diliyorum. Madum da acaba terklere, terklerle madumdan kurtulur. İbadetle vücuda çıkartmayı... Evet, yani bu okuyacağız daha. Daha şey yapıyor. Madumu tanıyacağız adam ama lügatını yapalım. Şimdi sayfa 114'te mesela şöyle. Adem neymiş? Hem mastar hem isim. Mastar olursa yok olmak, isim olursa yokluk deniliyor. Madum ismi mefuldur. Yani onun üzerinde fail var yani madumda. Failin fiili. Ama vücudu dönüştürmesi gerekirken Adem yaptı. Yani şeyde adam bu ismi meful nesne mi diyorduk bizim dil bilgisinde? O fiilden etkilenen kişi veya olay. Yani bir fiil var. Ama failden etkileniyor. Fail var, fiil var. O failin fiilinden nesne. Etkilenen nesne dediğimiz dil bilgisindeki kişi veya... Tabii mesela ömür. Ömür nesne şu. Sonuç yaşanmış bir hayat. Yaşanmış. Yaşanmamış kabul edemezsin. Yaşanmış ama anlamsız. O yaşadığım namazsızlık hayatına madum. Nesnedir o. Yaşanan bir hayat. İçi boş. Mesela biz eskide şöyle yapardık.
öyle sabun yapardık. Güneş sabunu vardı bizim 1900 ilkokula gitmeden. Öyle güneş sabunu getirdi Hakkı Rahmetli'nin amcası Almanya'dan. Sabun böyle. Suda şey yapardık böyle elimizi. Sonra yapardık bir balon. Ama içi boş. Ne, ama failden etkilenmiş bir nesne. Yani yaşanmış ama yaşanmamış kabul ediliyor. Yaşanmamış yaşanmış olur mu? Yaşanmamış yaşanılanlara madum deniliyor. Yaşanmamış yaşanılmışlara madum böyle tarif edebiliriz. Bir daha. Yaşanmamış yaşanmışlara. Tamam? Şimdi devam edelim. Yaşanmamış yaşanmış ama yaşanmamış. Şimdi ben eylemde gösteriyorum. Lugatta bitti. Sözler 145. Gidelim. Lugatı yaptık. Şimdi daha bilmiyoruz, bakacağız. Bakacağız ya. Kabul noktasını söylerseniz daha kuvvetli olur. Sen söyle. Neye göre yaşanmamış sayıyorum? Ha, referans noktasına göre tabii. Tabii. Mesela bakın, bak kardeşim, adam yaşamadı mı 60 sene? Yaşadı. Ya bundan zorlanmanıza da ne gerek var? Niye zorlanıyorsunuz? Adam 60 sene yaşamadı mı? Bu hayatın içi boş işte. Bak, yaşanmış ama yaşanmamış. Yaşanmışların yaşanmamış hali. Yaşanmış ama olması gerekirken olmamış. Ademli netice veren yaşanmış. Tamam işte. 60 sene namazsız yaşayan adam mağdum. Tamam, Lazcası bu. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşen eylemde nasıl gösterecek ustad? Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, bak yaşanmamış mı? Yaşanmış. Eli gafletin ve dalaletin. Yaşanmamış mı? Yaşadı kardeşim. 50 sene yaşadı bu. Gafletin hayatı, eli dalalet ve gafletin hayatı belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Ama yaşadı. Hayır, bulunduğu gündür. O ne oldu peki? Bütün geçmiş. Bütün geçmiş abi. Abi yaşamamış mı? Yaşamış. Nasıl yaşanmamış kabul ediyorsun? Ehli gaflet ve dalaletin. Gaflet kimmiş biliyor musun? Yeni bir şeyler buldum ya, bulmadım da. Allah'ıma hamdolsun ya. Gaflet ve dalalet geleceğe denmiyor. Geçmişe deniliyor. Gayri mağdubi aleyhi veled-dalin. Duramıyorum yani. Gayri mağdubi aleyhi veled-dalin amin. Biz o yaşanmışlara diyoruz ki Allah'ım şu gafletli ve dalaletli olan mağduplanmış, gadaplanmış dalalet ehli var ya ya Rabbi şu. Mağdub ve dalin. O olmuş olan şu. Olmuş. Allah'ım bizi ondan etme. Olmuş olana deniliyor. O zaman dalin ve mağdub ve dalin gaflet olmuşlara deniliyor. Olmamışlara denmiyor. Ya Rabbi olacak dalaletlere, olacak gafletlerden demiyoruz yani. Gadaplanmış. Gayril mağdubi aleyhim ve lallin. Ya Rab o gadaplanmış. Dalin. Mağdub ve dalin var ya şunlar, şunlar diyor işaret zamiri. Onlardan etme. Yani yaşanmış. Geçmişinden benim geleceğimi böyle etme. Böyle etme. Geleceğimi tanımlıyorum bununla. Geleceğimi de evet tanım. Bak. Çok yeni bir şey öğrendim. Dalalet mazide yani. Yaşanmış. Yani ya Rabbi gelecekteki dalaletten bizi muhafaza eyle. Olmuyor ki böyle. Olsun. Doğru yani. O ceti doğru. Atma yani olabilir. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar bakın. Bütün geçmiş ve kainatlar onun dalaleti noktasında. Bakın dalalet nerede? Geçmiş ve andaki. An ve geçmiş. Dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Geçmiş ve an. Geçmiş ve an. Onun dalaleti noktasında dalalet mağdumdur. Anlamadım şeyi. Mağdum şeydedir. Vicdan iç alemde. Vicdan nerede demeyeyim. Bir iyi içeridedir. Ama ölmüştür. Kafadadır. Akıl arakadarlığıyla diyor zaten. Harika. Ama işte çok acayip. Dalaleti noktası mağdumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Hep çift gidiyor. Zulmetler, karanlıklar, mağdum, ölmüş. Görüyor musun? Zulmet içseldir. İçseldir. Karanlık dışsaldır. Dışsal derken kafadır. Kafa karanlıktır. Kalp zulmettir. Zulmeti kalp diyor. Zulmeti kalbin içerisinde karanlık da var mı? Üniversite diplomasında, ortaokul diploması olduğu gibi. Zulmetin içinde karanlık vardır ama karanlığın içinde zulmet yoktur. Yani zulmeti kalp diyor, tamam mı?
Hep çift gidiyor. Külliyat tuhaf. Yani ilkokul çocukları gibiyim ben ya. Yeni okumayı öğrendim ya, kitabı çözmeye çalışıyorum. Yeni kitabı okumayı çözdü ya. O renkli renkli o defterleri falan vardı ya, kitapları ilkokulda. Okumayı öğrenen doktor çocukla heyecanlanıyor. Aa, orada manalı. Çok acayip, kendisini çözmüş. Onu çözdü gibi gözüküyor. O resimler ne demek? O at bilmem şey yapıyor falan. Aynı böyleyiz yani. Yeni bir şey çözdük. Okumayı çözdük. Neyi çözdük? Başka bir dile döndük. Evrensel bir dile. Bu sefer çözmeye çalışıyor. Çok heyecanlandırıyor yani. Vay, beraber gidiyor. Şimdi ne kadar okumuyor. Bak, mağdumdur ölmüştür. Akıl alakadarlığıyla. Zulmette karanlıklar. Ya bir şey ifade etmiyor mu ya? Ne demiyor biliyor musun? Zahirciler şöyle der ki, doğru. Zahirci isim de doğru. Zulmet ne demek? Karanlık demektir. Zaten Üstad Lugat'ını söylüyor. Bırak izahı diyor. Doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor. Zulmet karanlıktır. Zahir ismine. Ama bütünsel ile zulmet kalbidir, karanlık aklidir. Üstad Fuzuli yapmıyor ikisi. Dalalet zulmete bakıyor. Gaflet karanlık. Öyle zaten. İleriki sayfalarda aynen öyle geçiyor. Nazm-ı Anil. Aynen öyle geçiyor. Gelecek zamanlar ise... Gelecek nedir abiler? Geçmişe itikat yoktur ha. Yeni bir şeyler öğrendim tabirler. İtikadın yönü gelecektir. Korku geçmişten değil. Geçmişin elemleri, geleceğin korkuları. Geçmiş itikat olmaz. Allah'ım ben onu geçmiş itikat ediyorum. O istiğfar edersin, itikat olmaz. İtikadın yönü, bak söylüyor. Dalaletin yönü geçmiştir. İtikadın yönü gelecektir. Bak diyor ki... akıl alakadarlığı ile zulmete karanlıklar veriyor. Ama yukarıda şöyle demişti. Onun dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Ne zaman? Geçmiş zaman. Dalaleti noktasında geçmiş zaman ölmüdür, mağdumdur. Ama itikata geliyor bak. Gelecek zamanlar ise. Gelecek zamanı ne? İtikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur. Ha, mağdum mazide de şamildir. İstikbale de şamildir. İstikbali mağdum yapan itikatsızlıktır. Geçmişini de şey yapan dalaletidir. Yani demek ki geleceğe itikat edilir. Geçmişin ya vücut bulmuş ya Adem olmuştur. Tam mağdum ya mağdum olmuştur. Yok olmuştur. Geleceğe itikadın geleceğini belirliyor. Yani itikat geleceğe bakıyor. Abi şeyle ilgili itikat imanın alt tabanı, akıl tabanı. İman da gaybadır. Gayb ise gelecektir zaten. Evet, doğru. Şeyde de Hasan abi, o şöyle de denebilir o zaman. Dalalet ve gaflet vücuda çıkartmayıp mağdumda bırakıyor. İtikat ve şey ise iman. Vücuda çıkartıyor. Evet, aynı bu da bu Nazm-ı Ani ile şey yapmışız. İmanla itikat, dalalet ve gafleti ileriki sayfalarda aynı göreceksiniz. Herhalde görmüşsünüzdür, mutlaka okumuşsunuz. Mağdumdaydı, vücut ilmiye diyorduk. Evet. Yani ilmiyle kalmış, vücuda çıkartamamış. Evet, çıkartamamış. Gaflet ve dalalet vücuda çıkartamamış. Söyleyeyim size, dalalet Allah-u Alem, daha şey yapmadım ama imanın karşıtı, gaflet ise itikadın. Öyle gibi gelecek o sayfalar. Ama tuhaf külliyat, yani Nazm-ı Ani ile diyor ki gelecek zamanlarsa diyor, dalaleti nazarıyla demiyor, itikatsızlığı nazarıyla. Geçmişini diyor, geçmiş ama imam-ı bindir, canlıdır, ruhludur bizim için, dalaleti cihetiyle mağdumdur. Biz geçmişimizi düzeltebilir miyiz? Düzeltiriz. Nasıl yaparız? Mağdumu vücut yaparız. İstiğfarla. Şeyde daha net çıkarıyordu abi. Dalalette diyor ki Allah'ın rahmetini göremeyen, gaflette ise Allah'ın hikmetini göremeyen. Evet. Gaflet eden imansız da olmuyor. Olmuyor. Hasan abi bir de şurada şöyle gözüküyor. Elbisesini düşürüyor. İtikatsızlığıyla, itikatla gaflet ve dalaleti yan yana koyuyor. Mesela küfür ve iman yok burada. Evet. Küfür, iman, evet. Yani dalalet ve gaflet bir tarafa. Tarafta, bir tarafta da itikatsızlık var. İtikatla bunlar yan yanalar. Ama küfür ve şirk ya da şey, imansızlık yok mesela burada. Sanki bu muazene, evet, farklı biraz da. Farklı yani itikat ve iman eşleşmesiyle dalalet, gaflet ve
şirk küfür evet. eşleşmesi gibi yani. Gibi. Biz kafir anlıyoruz aslında. Biraz gideyim şunu bitireyim şu sefeyi. Abi burada mana ismi mana harfi cihetiyle bu mevzu. İtikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan fıraklar, Adem'i tanımladım ya biraz böyle buradan almıştım. Bak itikatsızlık cihetiyle gelecek madumdur. Dalaleti cihetiyle geçmiş madumdur. Geçmiş madum yapan dalaleti, geleceği madum yapan itikatsızlığı ve Adem'le şimdi başka bir konuma giriyor. Ve Adem'le hasıl olan fıraklar. Mütemadiyen onun fikir yoluyla, fikir yoldur, sonuç değil süreçtir fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Eğer iman hayata hayat olsa, yani yaşanmışın içine yaşanmışsa. Madum neydi? Yaşanmışların yaşanmamış hali. İman nedir? Yaşanmışların yaşanmış hali. Yani hayatına, iman hayatına hayat olsa. Hayat yaşanmış ama imanla yaşamışsa hayat hayattır. Suret hakikate dönüştü. Eğer iman hayata hayat olsa, şu tabire bak kurban olurum sana ya. Hayat, iman, imana bak. Hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milleti ne yaz? O vakit hem geçmiş. Bak iman hayata hayat olsa o vakit hem geçmiş. Hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır. Işıklanır. Geçmiş ışıklanır. Tamam. Ve vücut bulur. Hasan abi sanki hayat sıfatı her şeye şamil. Evet. Bir yere giremiyor. İnsanın o içine giremiyor. Onun da anahtarı iman gibi. Orayı açarsan o hayat sıfatı, her şey şamil olan sıfat oraya da giriyor, hayatlandırıyor. Hayatlanıyor. Değilse o biz yani o imansız halimiz, imansızlık potansiyelimiz sanki bir kılıf gibi. Oraya... Çok acayip. Mesela Adem-i Mutlak kainatta yok. İnsanda niye var biliyor musun? Yaşanmışın içerisine Allah'ı çıkartmak. Allah'ın memleketinden Allah'a çıkartmak ne demek? Adem-i Mutlak bu işte. Anlamıştım. Bir daha. Adem-i Mutlak yok ya nesil ama kafasının kafasında var. Allah her şeyin nuru değil midir? Allah'ın nuru semaati veler. Allah'ın nuru. Hani Allah esmasını cilve cemal nakış sanatı. Donmuş esmalar değil mi? Bu buzdan suyu çıkartmak. Buzdan suyu çıkartmak neyse insanın kafasızın kafasında da Allah'ı aleminden çıkartmak böyle bir şey. Yani buzdan suyu çıkartırsan ne oluyorsa insanın kafasızın kafasındaki Adem-i Mutlaka mazar olan şirk, Allah'a inkar da buzdan suyu çıkartmak gibidir. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey kalmıyor. Yani anladınız mı biraz? Bir daha. Buzdan suyu çıkartınca ne oluyorsa insan da şirkle de bu oluyor. Yani... yaşanmış, yaşanmamış oluyor. Allah bu donmuş esma ya. Allah'ın nuru sana. Esman, cilve, cemal, naksad. Bu donmuş buz. Suyu suyun donmuş hali buz. Suyu alınca bir şey kalmadı değil mi? Kaldı mı bir şey? Ama vardı. Biraz önce buz yok muydu? Vardı. Ne oldu şimdi? Isıttık. Su da yok. Buharlaştı. Hiçbir şey yok. Ha. Adam iman etmeyince böyle bir şey oluyor. Ali. Yani böyle de değil ama böyle ve ürküyorum yani. Ama ya Rabbi ya bu bir şey. Bak suyu gördüm. Dondu, buz oldu. Sonra su ısıttım. Su oldu. Isıttım, devam etti. Yok oldu. Su da yok. Ne oldu? Aa tutuyordum, kafayı kırıyorduk, kullanıyorduk, üzerine basıyorduk, ev yapıyorduk. Otel yapılıyor buzlarla. Şimdi hiçbir şey yok. No, neyse sen nasıl tefekkür ettin bunu ise. Gid la teşbih ve la temsil. Adamın da hayatında Allah yok. Böyle oluyor. Hayatın neyse, ne anladın hayattan? Hayatı. Hayat bize neyse, hayat, iman da hayata odur. Hayatın hayatı imansa, hayat benim nedir? Hayat, Allah varken hiçbir şey yoktu. Her şeyi hayattan yaratmadı mı? Hayat hayattan çıkarırsanız evde hiçbir şey kalmaz. Buzdan suyu çıkarttınız gibi. Bir daha. Allah varken hiçbir şey yoktu. Karar verdi yaratacağım irade. Plan projesi ilim. Halk edeceğim sistem kudret. Malzeme bina yapacağım ama kum, çakıl. Ha, hayat. Hayat her şeyin evveli, ahiri, zahir, batını. Beşinci lemi sayfasında.
Hayat da yaratılmış her şeyi. Tamam? Hayat. Şimdi bu hayattan, yani sen hayatı kendinin çıkar. Ne kaldın? Aynı bunun gibidir. Hayatından imanı çıkarırsan. Hiçbir şey kalmamış. Aman yarabbim. Bu hale Adem diyor. Bu sürece madum diyor. Madumla Adem yaptık. Korkunç bir şey ya. O kadar heyecanlandım ki bu şeyler. Bir tuhaf yani. Allah'a hamdü senalar olsun ki bu ilmi bize nasip etti. Ustad diyor ki 40 senelik ömrümde 30 senelik tahsilimde 30 senede 40 senede 4 tane kelime öğrendim. Bir tanesi işte bu. Kavram işte. Bu ya Adem, Madum. Bir mane ismi. Mane harfi. Başka? Niyet ve nazar. Çok tuhaf. Ya ne kadar sıradan bir cümle gibi gözüküyor. Ya kardeşim, mane ismi. Bu kavramlar işte. 50-60 tane bir kavramdır külliyatta. Hemen seni öteye atıyor. Üzerindekileri kaldırıyor. Nazarında. Nazarında güzel bir memlekete düştü. Yok, bu kavramlarla şey yapmadı. Nazarında kötü bir memleket. Aynı yer ama. Nazarında fena bir memlekete düştü. Değil mi Osman? Nazarında iyi bir yere düştü. Hiç kusura bakma. Dahil olduğun zaman seni ya bırakmam. Tamam. Yani buranın şeyini şey yapmayacaksın bak. Canlı olacaksın. Çivi gibi olacaksınız. Devam ediyorum. Eğer iman hayata hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar. Bak, iman hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır. Işıklanır. Bir de vücut bulur. Zaman hazır gibi o mazi ve müstakbel. Zaman, mazi ve müstakbel. Zaman hazır gibi ruhlu ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar vücudu veriyor. Yani sanki var, halde varmış gibi o canlı ve ruhludur. Mazi ve müstakbel. Yani can, onun için ilmi ya imam-ı bin. İlim, emir. Canlı ve ruhludur, ondan söylüyorum. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, kafadan atmıyor. Burada bak, ruhlu olunca hayatlıdır zaten. Ve şuurludur. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sana dönüşmüş haline deniliyor ilim işte. Buralardan iz takip ederek şey yapıyorum. Ha, çıkarımlarımız. Bakalım, hadi bakalım. Peki bu şeye göre abi, madum imam binde... Adem kitabında görünüyor. Gibi gözüküyor ama öyle değil. Çünkü madum ikisini de almış. Yani bir madum'a bir baktım ki sırf böyle mazi gibi gözüküyor. İstikbali de ittikatsızlığıyla madum yapabiliyor. Çünkü ondan dolayı ezeli cehennemdir adama. Gelecek daha gelmedi ama öldü. İtikatsızlığıyla madum etti zaten. Murdar etti gitti. Geçmiş ve gelecek imam-ı bindi ya. Heh. Zaman hazır kitabı bin. İşte kitab-ı bin Adem gibi görünüyor. Madumsa imam-ı bin gibi duruyor burada. Evet, olabilir. Şu anda oldu. Biraz ters anlamıştım ben demek ki. Yani Adem'le biz muhatap değiliz. Ama biz madumla Adem yapıyoruz anında. Mesela diyelim ki o yaşanmamış kabul ediliyor. Yaşanmamış. Mesela diyelim ki istikbal. Adam yaşamadı. Niye sonsuz cehennem? İşareteceğiz de 72'de diyor ki yaşasaydı. Böyle geçecekti behemeyan. Niye bir Müslüman sonsuz cennet yaşasaydı behemeyan böyle yaşayacaktı? Yaşayacaktı gibi muamele ediyor. Tamam mı? Şimdi geleceği vücut ve Adem'in ne yapıyor? İtikat. Geleceğe itikatla vücut veriyor ve Adem'e atıyor. Madum yapıyor. İtikatsızlığıyla madum ediyor veya mevcut ediyor. Çünkü gelecek vardır, canlıdır, ruhludur. Şuurludur. Sensin o. Gelecekte varsın. Sensin sen. O sensin. Canlısın. Ona bu anlayış veren, bu bize heyecanı veren itikadımız var. Ne yaptık onu? Vücut mevcut yaptık. İtikatsızlıkla geleceğe nasıl bakar? Madum eder. Mana harfiyle yaşanmamışsa mazi ne yapar? Madum yapar. Bütün benim 60 senem ne oldu? Ya hiç ya. Kafirin nazarında nedir? Bizde öyle mi ya? Ona güveniyoruz. Adam yok saydığı yere ben üzerine bina ediyorum geleceğimi. Şeye benziyor. Hazır mısınız? Şehit ölü müdür? Hayır. Değil, diridir. Peki bir insan
Ölmemek için ölmesi lazım ki şehit olsun. Ölmemek için ölmesi lazım. Anladınız mı tabii ne demek bu? Ölmemek için doktor ölmesi lazım. Şehit ne demek? Öldü. Ama ölmedi. Bak şehit ölmemiştir. Ama şehit olması için ölmesi lazım. Ölmemek için ölmesi lazım. Niçin bir asker ölmek istiyor? Biz niye şehit olmak istiyoruz? Ya Allah'ım şehit de ölelim. Şehit ölmek de ölüyor da ama nasıl öldü? Ölüm şekli yani. Ölmemiz lazım ki ölmeyelim. Ölmemek için ölmek lazım. Ne demek ya? Şehit ölmemiş oluyor ya ama şehit de oturana verilmiyor. Ölmesi gerekiyor. O yolda ölmesi lazım. O yolda ölürse ölmemiş oluyor. O zaman topla cümleyi ölmemek için ölmek lazım. Ezberlerimizi biraz bozuyor. Tuhaf ediyor. Hayat kapısını ölümle açıyor. Ya acayip bir şey. Evet hayat kapısını ölümle açıyor. Bir de ne gördüm biliyor musun? Bir de ne gördüm abiler? Mağdum şehri içi içsiz içsini Osman korktum mu? Bir mağdum denilen bir şehir diyeyim. Ona dedim bunun bir kapısı var bir de anahtar var. Karşıma çıktı kendisi var bu. Mağdum denilen yani olmayanın olan vücudu. Yani kapısı tahayyül, anahtarı tasavvur. Serbest bölgede. Yok ediyoruz ya serbest bölgede. Tahayyül oraya çıkıyor. Tasavvur nasıl anahtar oluyor? Düşünüşler. Yani kafasızın kafası neresiydi? Şirk orası. Orasıydı ya. Mağdumun sureti böyle haşa şirkler falan inkarlar var ya. O olmamışların olmuş vücutları şirk yani. Şirkin kapısı tahayyül, anahtarı tasavvur. Mağdum da mağdum. Mağdum. Şehirsiz şehirde. Mağdum, noktalı virgül, şehirsiz şehrin kapısı tahayyül. Tahayyüle koyabilirsin. Tasavvura da koy bunu. Anahtarı ise tasavvur. Allahu Ekber ya. Küllet... Tasavvur niye anahtar oluyor abi? Şey mi? Şekillendirdiğim için mi? Evet. Çünkü tasavvur yüksek, geniş, derin düşünme olduğu için. Düşünmek anahtarın şeyleri gibi. Böyle ben tasavvur etmedim bunu. Ustad diyor ki mağdum bir şey diyor tasavvur eder. Yani açar diyor. Tasavvurla açıyor. Yani anahtarın iniş çıkışları yok mu? Ha burada. O düşünce şekli yani. Şimdi anladıklarımızı okuyorum. Ondan sonra bu metni okuduktan sonra ara veriyoruz. Tamam. Adem seninle alakası yok fakat mağdum senin üzerinde Adem'e dönüyor. Yani yaşanmışların yaşanmamış. Namazsız hayat. En güzel örnek o herhalde bu. Namazsız yaşanmışlar yaşanmamıştır. Bak Adem seninle alakası yok. Çünkü şeceri hilkatle alakalı. Ama mağdum senin üzerinden Adem'e dönüyor. Bizzat sen Adem yapmıyorsun. Mağdum yapmadan Adem olmuyor. Adem zaten yok. Yok ki sen yapasın. Yoku bir şey yapamazsın. Varı yok etmek mağdumdur. Yoku yok edemezsin. Çünkü yok ki edesin. Adem yok. Yokun yoku. Mağdum nedir? Varın yokudur. Adem yokun yokudur. Mağdum yoku varın yokudur. Bunu da şey yapar mısın? Ha. Adem yokun yokudur. Mağdum ise varın yokudur. Adem zaten yok ki sen yok edesin. Sen itikatsızlığın ve dalaletin cihetiyle mağdum oluyor geleceğin. Mağdum yapıyorsun. O da Adem'e gidiyor. Mağdum yaptığın için o da Adem'e gidiyor diyor. Bak ne dedi yukarıda? İtikatsızlığın cihetiyle mağdumdur ve Adem'le hasıl olan firaklar. Firak oluyor. Yani sen itikatsızlığınla mağdum ettiğin için o da Adem oluyor. Firaklar evet. Sonra mağdum yap o da Adem'e gidiyor. Yani varlık senin üzerinden mağdum oluyor. Seni onu mağdum ediyorsun. Abiler ben sonuç okusam ya bu süreçten okumasam. O değil mi? Kulasa okusam. He? Tabii daha hiç böyle şey... Yani sonuç. Sonuç yapalım. Sayfayı açar mısınız? Sonuç. Çok özel olsun artık. Efendim sayfa 366. Onun için mağduma fazla değil. 1, 2, 3, 4, 4,5. Bitiririz. Hulasa yaptım bir de. Hulasa, kendi süreci gitmeyelim. Döneriz. Aa bu ne demek ki itirazlar olursa sayfaya dön. O zaman birinciyi okuyorum. Orayı. Mağdum hem geçmiş. Ve öz. Hiç konuşmuyoruz bakın. Oradan şey yaptım. Mağdumun hem geçmişi var
hem de geleceği var. Hüküm bu. Geçmişini dalaletle mağdum ediyorsun. Geleceğini itikatsızlıkla mağdum ediyorsun. Bak 10 dakika konuştuk ne kadar şey oldu. Devam ediyorum. Mağdum insanın üzerindekileri ismi meful olduğu için mağduma dönüştürüyor. Adem ise büyük insan olan ve seninle alakası olmayan şeceri hilkatte, kainatta, mağdum insanda Adem ile mağdumu karıştırılmasının sebebi bundandır. Kainattakini insana, insanı Osman çok der. Ya tamam abi ya haklıydın. Yani insandakini buna koyuyorsun. Osman şey dedi, Mehmet de çok der. Yani bunu insanda o suret, kanunet bir buna birbirine geçti. Onun için patanaj niye ettik? Oturmadı da fıtrat reddetti. Fıtrat reddetmesini oturtamadığımız birkaç haftadan beri. Yani Adem'le Mağdum'u kainattaki insana, insandaki kainata zoraki dayattık adam. Kabul etmiyorum dedi. Ha. Neye benziyor? Aldığımız araba fevkalade bir araba. Meğer çürümüştü, üzerine macun vurmuş adam temizlemeden. Bayağı vurmuş, satmış bize. Sonra kusuyor işte. Kabul etmiyor yani. Şeyde de öyle diyordu ya, evet, meşhur ya. Daire ilimde bulunan Adem istedi. Bak evet. Daire ilimde. Daire ilimde yani. Şeceri hilkat diyor. Benimle alakası yok ki. Daire ilimde olan Adem diyor. İnsanda olan demiyor ki. Mağdum geçmiş zulümatlı ediyor, yapıyor. Mağdum. Geçmişimi zulümatlı, bak hulasa gafur. Geleceğimi karanlık yapıyor mağdum. Geleceğini mağdum yapan itikatsızlığındır. Mağdumla Ademler oluyor. Mağdumlar Ademler oluyor. Adem de insana ebedi fıraklarla, fikir yoluyla hayatını sürüyor. Tamam Adem oldu. Benimle alakası yok. Ama Adem de Adem'den bize fikir yoluyla zulmetler geliyor. He. Yani Adem etti, mağdum etti ama oradan bir fikir yoldur, süreçtir, sonuç değil fikir. Onu bize taşıdı o firaklar. Ne de ebedi firakların zulümatını taşıdı. Zulümat nerede? Adem'de. Adem'de hasıl olan zulümatları fikir yoluyla insana taşıdı. Şey de var abi. Ama yok olmadı. Günahlarla var gene. Nedeniyle ikinci lemada ne? Evet, iki günahlar ve hastalıklar Adem'idir. Hasıl olan şeyler, vesveseler ve şüpheler. Evet, vehim ve vesveseler, şüpheler. Vesvese ve şüpheler, evet. Burada aynen öyle, Adem alemlerinden geliyor. Adem alemlerinden. Fikir yoluyla geliyor abiler. Adem bir memleket değil ama. Ya yok ama öyle kal. Onu bana bağlayan otobanın adı fikir. Oradan bana zulmetler geliyor. Adem'den ne geliyor bilmiş bize? Zulmetler geliyor. Gitmeden cehenneme, cehenneme gitti diyor. Mektubatta geçiyor. Hatırladınız mı? Daha cehenneme gitmeden cehennemi yaşar. Dedi mi? Demedi. Daha cehenneme gitmeden cehennemi haletleri olur. Hayır. Cehenneme gitmeden cehenneme gider diyor. Gidebilir demiyor. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Gider. Gidecek değil. Gider yani. Olur. Şu anda cehennem yaşıyor. Ondandır ki kaçış, intihar ediyor. Ya küllat tuhaf ya. Delicek ya. Yeni okumayı başlayan çocuk kitaplara, renkli kitaplar heyecan veriyor. Bana böyle yapıyor yani. Ne kadar satır arasında şey varmış değil mi? Çok acayip ya. Biz hep kendisine bakıyoruz kelimenin. Satır arasına bakmıyoruz. Yani hatta şu yazılar var ya şu. Çevirmeye bilirsin ama. Şu var ya şu. Ebedi. Şu yazı ne kadar sana mana ifade ediyor? Bunu gösteren o boşluk var ya. Vücutsuz vücut. Yazı kadar değerlidir. Yazıyı gösteriyor. İşte bununla uğraşıyoruz. Yani Risale-i Nur ve Kur'an, La Teşbih ve La Temsil, Risale-i Nur ve Kur'an dediklerinden daha çok fazladır söylemek istedikleri. Yani onlar şey diyor ki abi, tabela gibi. Tabela ama kendisi değil. Değil. Malatya'ya hoş geldiniz diyor. Oo Malatya'm selam. Sarılabilir misin tabelaya? Malatya'ya hoş geldin. Yani tabela Malatya değil ki ya. Onun işaret ettiklerine doğru gidilen dipsiz bir şey var böyle. Evet. Gidiyorsun da gidiyorsun. Acayip bir şey. O zaman nedir? İnsan da bir tabeladır. İnsan da bir tabirdir. İnsan da buna benziyor, bu yazıya. Ben şu anda şekillenmiş bu yazıdır. Ebed. İnsan kime gidiyor abi? İlehi raciun diyor abi. Evet. Ve ilehi raciun. Kendisi gene aslına dönecek. Her şey aslına. Bak şimdi şu ebedi yazısı var ya. Ne anla? Benim yazı. Ha.
Bunu gösteren şekilsiz şey var. Boşluk var. İşte benim o alt veri tabanlarım. Bunu gösteren şey sonsuz. Şu boşluğa var ya şuce, ebedi değil meddedi. Yani istediğin yazı yazarsın. Ebedi yazdın mı belirlendi. Ama şu yazıyı yazmadan ben buraya, şu boşluğa ne yazabilirim? Her şeyi yazarım. Her şey yazılabilir iken ben bir şey yazılmış. O zaman ben bu değilim. Ama bununla buradayım. Bununla buradayım. Buna çok kıymetini bilin. Bulamayız bunu. Bulamayız bu işareti. Bu işaretle asla doğru gelmez. Evet. Bu bedeni bulamayız. Tabii. Cismaniyeti, cesedi bulamayız. Allah lazım. La teşvi ve temsil aramızda kalsın. Cebrail'de de yok. Bu. Cebrail'de de yok. Bizde var. Bu cismaniyet. En cami. Bazıları şöyle yapıyor. Sanki cismaniyeti inkar etmek veya böyle yok saymaktası vahdet-i vücutçular oluyor. Yani uçuk şeyler düşünmek insanı sanki kaliteli ediyor. Daha külli, daha şey manalı. Lan, buraya basmadan olmaz. Burayı, bu külli budur. Bunu yok saymak meziyet değil, acizliktir ya. Ustad öyle diyor. Acizliktir vahdet-i vücut diyor. Yani mecbur olmuş yani. Kardeşim Risale'm bize bir şey yaptırmıyor. Bize bastırıyor. Bas diyor, korkma. O korktu diyor. Kaçtı diyor. Hem bunu kabul edip hem Allah'ı kabul etmek zor geldiğinden yoktur dedi. Hep o vardı dedi. İşin içinde çıktı. Biz dedik bu vardır, onunla vardır. Onu en iyi gösteren budur. Sen bu beni, bu mevcudat onu kapatıyor diye korktun. Bu mevcudat onu en iyi açıyor diye biz bununla tanımlıyoruz. Bu mevcudat da niye onu tanımlıyor? Ya Allah'ı tarif eden tarifçiler ya. Allah'ı tarif eden ulemadan daha büyük ulema bir elma ağacı. Geçmişini dalaletiyle, geleceğini ise gafletiyle mağdum ediyor insan. Bakıyorum. Evet, sözler 145. Tafsilat istiyorsanız bu defterin 382. sayfasında. Tamam? Bak, bu ne, ben bunun tafsilatını istiyorum diyorsan 180 sözler 145 nerede irdelendi, incelendi? Bu kitabın, defterin 382. Örnek için söylüyorum. Aa, geçtim 382. Bu sayfa. Aa, bak. Kaç sayfa? Şimdi bir dakika sürmedi. Okudum. 1, 2, bir de buraya kadar. Onun için çabuk bitireceğiz. Geç öteki tarafa. 365. Defteri ben iki şekilde kullanıyorum. Bir mevzu yazdım, o bitmeden başka yazamıyorsun ya. Bir böyle kullanıyorum defteri ben. Bir de arkadan böyle kullanıyorum. Ve kağıt altına diyorum, devam bu tarafta, devam bu taraf. İlla soldan sağa değil. Defteri çift kullanırım. Ortada gelince biterler. Ama normal defter sona gelince biter. Bende öyle değil. Ortaya gelince bitiyor. Bir buradan, bir buradan. Doktor, ölürse arkadan defterleri düzenlemekte aklımda olsun. Terstir. Geçmiş. Ölme yok, devam. Bak, 365'i açtın mı? Ha. Geçmiş ve gelecek elemli saatleri, geçmiş ve gelecek elemli saatleri hiç ve madum yok. Değil mi? Yok. Geçmiş hastalıklar çekmedin mi? Var mı şimdi? Yok. Doktoruma şeye bakıyor, sağası olduğu için. Gelecek olabilir, daha hastayım şu anda. Yarın da bunu mu çekeceğim? Yarın olmadı ki. Yani geçmişe gelecek nazar şu anda hiç, madum yok olmuşlar. Sen vücuda çıkarmadığın her şey, sen vücuda çıkarmadığın her şey mağduma atmış oluyorsun. Geçmiş musibet ve elemleri şimdi mağdumdur. Nerede? Sözler 151, şualar 478. Bunun tafsilatı, izahını 30. defterin 380. sayfasında. Devam. Şimdi burası çok güzel. Şimdi zıtlar çok harika olmuş. Uğraştık ama iyi oldu. Mana ismiyle bir şey fanidir. Mana harfiyle o şahittir. Süleyman'ım. Bak bu çok lazım sana. Çok hoş. Çünkü karşılıklı istiyorsun sen de. Mana ismiyle mefkuttur. Tamam mı? Mana harfiyle meşhuttur. Manayı ismiyle hadistir. Hadistir. Yani sonradan olmuş. Mana harfiyle vacittir. Yani vacit ne demek? Vücuda getiren
varlık gani. Yani hadis getirilmiştir ama onu getiren Allah'tır. Yani vacittir. Mana ismiyle her şey madumdur. Mana-i harfiyle her şey mevcuttur. Mektubat 460, Sözler 478, Mektubat 60, İnce Mesnevi Nuriye 208, 379. sayfada izah ediliyor. Diyorsunuz geçtiniz mi? Geçtik abi. Bence burada mana ismiyle bir şeyin madum olup hem aynı şeyde mana harfiyle mevcut olmasını konuşmak lazım. Nasıl yani, bir de söyle. Yani en son satırı yani. Ha, madumdur, mevcuttur. Şimdi şöyle. Mana ismiyle madumken aslında mana harfiyle de mevcut olmuş. Evet, aynı şey budur. Birbirine bindirilmiş. Mesela biz ya o ya odur gibi düşünüyoruz ya aslında. Şey olabilir mi? Farklı yok, bir ifade yani. Yok yok olsa o var olur diyor abi, o mu? Şimdi şöyle Osman'ım. Şöyle bak. Allah'ın ilmi niye sonsuz? Cehalet yok. Niye kudreti ve malum. Şimdi her şey bu dünyada zıttıyla var. Şimdi bir şey vücut olabilmesi için Alimşah'da Adem'e rağmendir. Adem'e rağmen vücuttur. Ademsiz vücut yok. O vücut nerede ifade edilecek? Adem'de. İlmi şey dedi imkan şeyde 59 mektubatta diyor ya. Vücut ilmiye perde olmuş unvanlardır. Tamam mı? Vücut neyle vardır? Adem. Adem'le var. İman neyle vardır? İman neye rağmen vardır? Küfre karşı vardır. Mevcut nereye rağmen vardır? Maduma rağmen vardır. Yani onu aşmıştır. Ama mevcut olduk diye Adem yok olmadı. Yani nedir? Adem vücud ilmiye olmuş, perde olmuş bir ünvandır ya. Cenab-ı Hak nereden çıkarttı bu vücudu? Adem'den. Adem'den vücudu çıkarttı. Vücut mutlak mı oldu? Olmadı. Vücudu mutlak yapmayı belirli mertebelerde tutan içerisindeki ademlerdir. Bizim ilmimiz niye mertebelidir, sonsuz değil? Allah'ınkisi sonsuz. Bizim ilmin içerisinde cehalet var. Niye Allah'ın kudreti sonsuz, benimkisi sonludur? Çünkü o kudretin içerisinde acizlik var. Ha, bende mevcuttur ama mutlak mı oldu bu mevcut? İçinde madum ayenleştirdi. Şu kadar vücut diyor, şey mevcut. Şu kadar. Bunu kim yaptı? Madum. Yani bir şey mevcut olabilmesi için madum reddedilmesi lazım. Maduma rağmen mevcuttur. Neye benziyor? Küfre rağmen imandır. Peki abi şimdi mesela şöyle düşünelim. Kalem var değil mi şu an? Var. Şey madum değil. Yok. Mevcut. Değil tamam. Mi? Yani vücudu var çünkü. Var. Kudret burada taalluk etmiş. Bir vücudu harici kazanmış. Evet. Ama ben buna mana ismiyle baktığımda o zaman bu madum oldu. Oldu. Demek ki madumluk şey bana mi? Göre ile hariçteki kudretin taalluku arasında var. Yani şu kalem sana göre ayrı oluyor. Aslında mevcut derken bir yandan da madum olabildi. Evet. Ben evet. Mana ismiyle bakarsam. Evet. Demek ki referansı var. Farklı, bunu demek istiyorum. Farklı evet. Bir vecihle aynı şey mevcutken bir noktadan da referansını diye işte referans nedir? Mana ismi anlamı. Allah ile olursa mevcut. Aynı şey. Aynı şeye yani mesela hayat yaşanmamış mı? Olana diyor. Ama yaşanmamış kabul ediliyor. Çünkü içi yok. Nedir o? Namazsızlık. İmansızlık. İmansızlık hayat. Nedir o? Vücuda rağmen Adem değil mi? İmansız. O madumdur. Ama burada kalem var. Madum demek istiyor. Yani şey de öyle. Hayır. Yemek yedi. Şükür etmedi, namaz kılmadı. Kalem gibidir. Olmuş, realitesi var, nefsül emir var. Referansı yok. Zaman, bir... Yalnız özür dilerim. Zamanı hazırda madunu yok zaten. Şu anda bu zamanı hazır. Tamam. Bu zamanı hazırda madunu yok ki. Mazi müstakbelde vardı. Ya yazacaksın ya da gelecekle ilgili madundur. Anda yok zaten. Anda demiyor zaten. Ama o zaman eşyayla titmek gibi olur. Nasıl yani? Vücudu yok demek. Vücudu var tabii. Hazır zamanda madum yok. Hazır zamanda madum şey olmaz mı? O nedir o? O hazır zamanda o bir şeydir. Daha şey yapmamışsın. İnsanla. Bir saniye. Abi. Şimdi siz bunu var görüyorsunuz ya. An. Burada madumiyet yok. Mevcuttur bu. Tamam. Mevcuttur. Şimdi mana ismi veya mana harfi bunu ne yaptı?
Madum'da bıraktı. Osman da öyle dedi zaten. Kaleme dedi ki mevcuttur. Evet, evet. Mevcuttur bu. Mevcuttur. Ama mana ismiyle bakarsan madum ettin. Heh, aynı şey söylüyor. Tamam. Kaleme mevcuttur. Evet. Mevcuttur. Hiçbir şey değil daha. Adem değil, madum değil daha. Madum kazan var. Seni bağlarsan. Aynı şey söyledik de. Devam ediyoruz. İnsan kainata hayat ile alakadar şuur ile talukatı vardır. Bu da çok acayip bir şeydi. Bunu eğer 379 sayfada diyor ki insan kainata hayat ile alakadarlık kurar. Talukatını işe eşyaya, kainata şuur ile olurmuş. Şuur ile taluk hayat ile alakadar diyor. Çok ancak gimi çektiği için aldı bunu. Sözler 506'da geçiyor. 379. sayfada tahlil ediyor. Evet. İnsan kainatı. Mesela bak bir 379. Garibinize gitti biliyordum. Ha bak şimdi 79'a bakayım. Bak. Evet ilk defa. Evet aynen öyle. Açar mısın 379? Bak. Hayatsız bir cisim. Osman'ın şeyini gibi geldi. Bak böyle oluyor yani. Şimdi o tahlil etmek zorundayım. Bak hayatsız bir cisim. Büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Acıyorum o dağa biliyor musun böylelikle? Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainat ne varsa o dağa nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun, ne şuuru var ki taluk etsin. Bak, ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun, ne şuuru var ki taluk etsin. Demek ki insan hayatı ile alakadar, şuuru ile talukatı var eşyaya. Vay be, böyle net. Çok şükür ya. Devam ediyorum. Şuur, birinci şuur dimağda, ikinci şuur vicdanda. Birinci şuur insanın dimağdaki bütünselliğidir. Taakkuldaki akılın bütünselliği, aklın sıfatlarının bütünselliğinden. Vicdandaki şuur ise zihinde. O da vicdansal bütünselliktir. İkinci şuur. Şuur ile talukat derken orada o talukat... İçine giriyor. Mesela karpuz ile alakadar ihtiyaçla hayatınla alakadar oldun. Yedin... Hmm, vay be şuur ile. E-364... Harici oluşturuyor desek. Artık ne dersen de. Yani konumuzun adı şey değil ama bu çok ilgimi çektiği için. Ey insan sen Adem'de kalmadın demiyor. Ey insan sen Adem'de kalmadın demiyor. Madun kalmadın diyor mektubatta bak şimdi. Adem'de kalmadın demiyor. Ey insan sen madun kalmadın diye geçiyor. 378 mecbur şey yapacağım ne yapayım. Size bak. Ey şey... Ey insan, ey insani müşteki, şikayetçi devamlı olumsuz bakan. Sen madum kalmadın, vücut nimetini girdin, vücut nimetini girdin, hayatı tattın. Bakın, madum kalmadın vücuda şey yapmış. Niye Adem demedi? Sen madum kalmadın, Adem'de kalmadın demiyor. Madum kalmadın. O zaman ne çıkartıyor? Kainat için, nefsül emir için olursa Adem, manay ismiyle her şey insanda madum. Ey insanı müşteki, sen madum kalmadın. Vücut nimetini giydin mi diyecekti, giydin mi diyor. Bakar mısınız orada? Bak da ben de öyle biliyorum ama. Yani çünkü düzelteceğim. Girdin olmaz ya, giydin olacak da. Bakar mısın? Giydin ha tamam. Evet. Hasan gelir sana Ebu bir Kasım çeker seni sılaya. Gene şimdi 364 bizar olacaksın oradan oraya. Artık ne yapalım? Moderatör mü diyorlar? Bir şey diyorlar. Olmak kolay değil yani. O moderatör de moderatör oluyor. Adem yok. Madem ise çak burada hulasa ettim. Burada çok hoşuma gitti. Adem yok. Yokun yoku. Ama madumu nasıl tarif etmiştik? Varın yoku demiştik. Çift yokluk Adem, tek yokluk madum ya.
Adem yok, Madum ise var idi farkındalığı şuursuzluğun olduğundan mane isme dönüştürüyor ve Madum oluyor. Senin üzerinden vücuda gelip anlamsızlaşan her şey. Madum zamana da bakıyor yani. Mektubat 289. Madum suretini serbest bölgede hayal perdesine sarmak, aynı böyle geçiyor. Ustad diyor ki, hayal perdesine sarmak, madum tasavvur etmek. O zaman madumun kapısız kapısı hayal, anahtarı tasavvur. İşte burada çıktı Osman bu şey. Abi ben bunu dün buldum ya. Öyle mi? Bak tevafuk işte. Ben hatta ders arasında söyleyecektim. Şimdi hayalde sınırsız, nihayetsiz görüntüler, renkler, kokular geliyor ya. Onun ademi orada tasavvur. Tahayyülü ki orada tasavvur onu dengeliyor, biçimliyor, suretliyor. İşte orada dönmekte merak ederseniz 478'di abiler. Defter ise tahlili 377. Başka bir yer okuyorum. Madumun zıttı mevcut, Adem'in zıttı vücut. Zaten sari ifade ya. Adem'de kaldın, vücut bulmadın. Şey olur mu abi? Adem... Nasıl gittik abi biz? Adem... 300 altında. Altına işte. Adem film şeridi üzerinde oynayan mevcudat ilmiyeler. Yani o şey yapanlar. Yani Adem'le mevcut ilişkisi açısından... Şey, Adem'le mağdumlar. Herhalde bu yazı boşlukları desek, filme de uygulayalım bak. Film o boşluk, şu yazı, şu metin, şu sayfa. Yok boş sayfa diyorsun ama var, boş diyorsun. Demiyor muyuz boş sayfa? Furkan boş sayfa açar mısın? Diyoruz, dur. Ama boş ama, yani boş mudur? Değildir. Ha, şimdi bunun üzerine bir şey yazmadık mı? Ya abiler bu belirlenmişler Adem, bu şekil, bu vücut. İnsan buna bakar, anlamsızlaştırır, anlamlılar, anlamsız yaparsa madum yapar, anlam yaparsa farkındalığı atar, mevcut olur. Yazdığını silmek mi madum oluyor abi o zaman? Madum o oluyor işte. Yazdığıyla dönüşürsem ben mevcut olurum, yazdığımı dönüşmedim veya sildim. Hiçbir kale bile almadım. Ezan mı okunuyor? Umurumda değil. Ne yaptı bu ezan? Bu mağduma attım. Ama ben bunu anlam aldım ben bununla. Mevcut oldum. Ama tabii genelde anlaşıldı çok şükür. Adem'le mağdumu tefrik edememekten kainatta Adem'i insana yaptık. İnsandaki mağdumu götürdük kainata. Haytar, duman olduk gittik. Cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat kadar olduğu halde cisim. Abiler üç tane şey vardı, hatta dört. Cismaniyet cennette. Cisim, fizik ve maddi ve manevi şeyimiz. Cennet akışları. Ceset ise bu cisman, atom. Bir beden var da yok olma anı. Tık tırırt, tamam mı? Bak cisim diyor ki cismin yani ne kadar farklıymış. Cisim, ceset, cismaniyet. Bak bunu ancak nedir diye sorarsan olur külliyata. Ama şey yaparsan, ders yapan sorsan cisim, ceset abi ne farkı var? Farklı kullanıyor. Kardeşim ikisi de işte bu. Ama ona ne denilir biliyor musun o deyeni? Geçmiş olsun sana. Uçtu gitti kafandan. O mana madum oldu. Mağdum ile kafir dedi ki biz de mağdum oldu. Mağdumları vücut yapabiliyoruz biliyor musun o istiğfarla? Yani o istidat vardı ya arkadaşlar. Ömer, Süleyman. Nihayetsiz değil mi Allah'a aynadarlık? Nihayetsiz istidat, kabiliyet. Bu nihayetli dünyada ne kadar kabiliyet yapabileceğim? Ne kadar vücuda çıkarabiliyorum ki? Ama küfürle geçirmedim ama ne ömrüm var ne onu çıkartacak iktidarım yok. Nasıl ben onu vücut yapacağım? Madumla Adem'in arasındaki en büyük fark, madum fanidir, Adem bakidir. Evet, baki değildir, ebedidir, ebeddir. Ya beka aleminde Adem var. Fani alemde de madum var. Madum beka aleminde yok. Yani ahirette madum yok. Yani ne gerek var bunu demeye? Zaten insanla madum konuşuyoruz, kainatta Adem konuşuyoruz işte.
İşte bu. Yani... İnsan bu alemi şehadeti gitti. Artık madumla mevcutu konuşamazsın ki. Adam bitti yani. Hepsini yapmış yani. Şu ezan okundu. Ya mevcut edeceksin ya madum edeceksin. İnsanlar tabii ki öyle. Kainatta Adem. Bundan ne anladım bir daha? Cismin bekası ve hayatı vücudu bulunduğu bir gün belki bir saat kadar olduğu halde mazisi madum, istikbali meyit daha olmadığı için meyit. Acayip bir şey ya. Mazisi madum, istikbala meyit diyor. Ama ikisi de yok. Anda madumiyet veya mevcudiyet var mı? Anda mevcuttur, mevcut. Mevcudu anlamlandırırsan vücut bulur. Yoksa madum olur. Yoksa madum. Kötü şey. Yani şer olarak anlamlandırırsanız da kastediyor. Evet. Fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Sureti zahiride müspet ve vücudu görünseler de esası Adem'dir, nefidir. Fenalık ve çirkinlikler de bizim madumumuza sebep oluyor. Fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyormuş. Çünkü yok ya, yani yok. Yokun yoku. Zaten çirkinlik de yok. Çirkinlik de yok. Hayır mutlaktan hayır gelir. Hayır tabii. Mutlağın olduğu yerde çirkinlik. Çirkinlik nasıl gelecek? Ha, demek ki fenalık ve çirkinlik nereden geliyor? Adem'den geliyor. Geldi. Herkes Yunus suresinde basmıyor. Tamam, öyle kesiyor. Fenalık ve çirkinlik. Ey hadi El Fatiha. Vallahi madıma düştüm sarılmaya sarılmaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima 200 kaçtı? 22 abi. 222. Madumun birinci dersin ikinci oturumu. Hadi bakalım. Cennette madum var mı abi? Cennet mahluk mudur? Madum var denilmez de orada yani... zıt zıttıyla vardır. Yani mahluksa zıttı vardır. Mantığı o. Mesela Allah niye vaciptir? Zıttı yok. Mahluk niye mahluktur? Yaratıldığı için. Mevcut nedir? Zıtlarıyla vardır. Yani ademsiz vücut mutlak olur. Peki madumsuz insan ne olur mevcudu? Kutsi olur. Peygamber aleyhisselamlarda madum yok. İsmet sıfatıyla. İsmet sıfatı ve bütün isimlerin mertebe azamına mazhar. Hiç madum yok. Hepsini vücut yapmış. Evet. Yani istiğfar ederek vücut yapmış aslında. Evet. Gene yaşayamamış da değil mi abi? Var mı öyle bir şey? Evet, evet, evet. Sen nimeti madum edince, yani ne demek? Mane ismiyle hilkatte Adem'de kaldı. Abiler, fıtratta madum edince fıtrat hilkatta Adem'de kalır. Şimdi hılkat ile fıtrat arasındaki farkı ben şey yapayım ki. Mesela kalem ile elma ve ben yaratıldım. Yaradana karşı yaratılmışlık eşittir. Kalem de yaratılmış, elma da yaratılmış, güneş de ben de. Yaratılmaya muhtaçız. Yaratıldığımız için hepimiz hılkatız. Var olduk. Ama bu kalem ben insan. Bu fıtrattır. Demek ki fıtratta ben de madum var. Hilkatte ise Adem var. İşte abi o yüzden ben madum, siz nerede dediniz bilmiyorum ama aslında madum vicdanda oluyor abi. Siz zihinde. Vallahi güzel bir tespit oldu bu. Şimdi bu vicdanda madum yazmıştı zaten. Şimdi bu da tevafuk etti. Hilkatte Adem var. Hilkatte yani kalemle elma, armut hepimiz yaratıldık. Ona hılkat deniliyor. Eşitiz. Fıtratı zeşur diyorlar ya. Evet. Fıtrat ise bu budur, ben de benim. O da elma elmadır. O zaman nedir bu? Fıtrat. Fıtrat. Peki benle alakası yok Adem'in. Ben de madumla alakası. Ama ben madumla Adem yaparım. Madumla Adem yaparım. Gabur, ben de zihin diye düşünmüştüm sen bir şey yazınca.
Dönem açılıyor böyle. Harika. O zaman sen mağdumu serbest bölge mi dedin biraz önce? Bir şey dedin. Vicdan dedi abi. Vicdan demişti. Vicdan mağdum. Adem nerede? Adem kalp abi. Adem alemleri. Evet, vücut bulmamış olabilir. Dur bakayım, bir gidelim. Fıtrat, sen her şeyin kendisi, fıtrat, sen. Hılkat ise yaratılış. Hılkat yani büyük insan olan kainata da hılkat deniliyor. Büyük insana hılkat, küçük kainat olan insan onun modeline fıtrat. Lemalar 133 de geçiyor. Hayalinle yoku var edersin fakat varı yok edemezsin. Bu da mükemmel, acayip bir tespit. Bak bunu soracaksın. Tekrar başımı işe çekeceksin diye bir daha alayım. Sor mu sorma mı oldu? Şimdi bu kalemle elma, armut, deniz, daha her şey hılkat, eşitiz. Ben de. Ama bu kalem, ben insan, fıtrat. Hılkat da Adem var. Fıtrat da mağdum var. Yani Adem benimle alakası yok. Mağdumla ben Adem'i yaparım. Tamam? Ha, hılkati, yani hılkatın en büyük gayesi fıtratın en yüce neticesi. İmani billah'tır. Tersi ne olur? Tersi fıtratın olumsuzluğuyla hılkatın olumsuzluğuna. Hılkat, yaratılış, da vücut Adem var. Fıtratta mağdum mevcut var. Ben mağdumla Adem yapıyorum. Adem'in benle değil, vücut ilimleri var. Vücut ilimleri şecer-i hikatte, daire ilimde. Şimdi bir tane güzellerden bir tanesi de şu, düşünen insanlar için. Merak ederseniz ilk önce şeyi söyleyeyim, kaynağını. Lemalar 137, İnce Mesnevi Nuriye 177. Bunun tahlili de 30. defter 374'te diyor ki, hayalinle, bir hayal edersin, hayalinle yoku var edersin, olmayan bir şeyi tasarlarsın. Fakat varı yok edemezsiniz hayalle. Hatta varı yok etmeye çalışırsanız şiddetlenir daha. Kuvvet bulur o vücut. Çok tuhaf. Yok edemiyor muyuz? Ödemiyorsa. Et hadi göreyim hadi. Yok etsen Allah'ı inkar etmiş adam. Yok. Peki unutabilirsin. Unutma demiyor. Kaldıramazsın yani. Ha? O zaman çok geniş bu mesela, o şey. Ama şey demiyor muyduk mesela biz hayalimizle Cenab-ı Hakk'ın o Halik ismini işte varı yok etmeyi şeyini hayalimizde yapabiliyorduk Cenab-ı Hak. Yani serbest bölgeyle yapıyorduk. İşte hayalde, ama ben bir elma var hayal ediyorum şimdi o odada. Şimdi de yok oldu. Öyle yok edemiyoruz. Yok, orada dereceleniyor. O değil, o değil. O değil ha. Yok et. Örtüyorsun, şey yapıyorsun. O. Mesela diyelim ki mağdum yok mudur Adem gibi? Değil. Ha, varın yoku yani. Edemezsin zaten. Var olan edemez. Ama hayat çok tuhaf çalışıyor. Yoku var edebiliyorsun. Burada evi hayal edebilirsin iyi. Biz yoka değemiyoruz sanki. Hep böyle varın içinde. Varın içinde. Gaflet ise bunu bilakistir. Yani varı örttüğü için varı yok ediyor. Gaflet ise varı yok ediyor. Bilakistir, hayalle ters. Varı yok ediyor. Gafletle. Tabii canım, insanla konuşuyor. Gafletle yaşanmışın üstünü örttüğün için maziyi, vehmi hayalinle de yoku var ettiğin için istikbali. O zaman üstteki Adem, alttaki mağdum oluyor. İkinci cümleni abi. Mesela hayalini yok. Biraz bitireyim şu şeyi. Gafletle tekrar başa geliriz, şey yaparız. Belki de aslına da gideriz. Gafletle mazi madum, bak gafletle mazi madum ne demek? Mane ismiyle baktığı için ediyor. Vehmü hayalin ile olmayan, henüz vücuda çıkmamış istikbali mane ismiyle de madum eder. Yani bir merak ettim, 374. Açalım. Orası çıktı. Diyor ki 137. Hem bir şeyin Adem'i, bir nimetin mağdum olmasına illet olduğundan orası mı acaba? Tevehüm eder ki 137, aşağısı da 137. Ha yanlış. Ha, aşağısı yanlış yaptım. Ha. Çünkü o bir önceki okuyalım ya. İyi tamam peki.
hem bir şeyin Adem'i bir nimetin madum olmasına illet olduğundan tevehüm eder ki o şeyin vücudu dahi nimetin vücuduna illettir. Yani bu iktiran tabiri var ya orada mesela diyelim ki ark diyor su arkını kapağını açmadı tarla kurudu madum oldu sen açmadığın için. O zaman der ki madem benim su vermemekle o tarla yok oldu benimle yok olduysa var olsaydı da benimle var olacaktı zanneder. Oysa senin varlığın yani o suyu açman sebeplerden bir sebepti. Yok madum olması için her şeyin yok olması değil, bir şeyin yokluğu yetiyor. Vücut olması için her şeyin tam olması lazım. Sen o tarlanın vücuda gelmesine sebebin bir tanesisin. Sebebi adi bir tane. Güneş lazım, dünyanın dönüşü lazım, hava lazım, lazım da lazım. Şartı adi oldu. Şimdi ne çıktı? Abi, çok şey var ya. Burada abi ya. Mesela diyor ki Adem'in bir nimeti madum olmasına illet diyor. Sonra aşağıda diyor ki vücut dahi o nimetin vücuduna illettir. Yani beklerdim ki mevcut desin. Niçin vücut dedi? Evet. Çünkü insan canı, bitireyim bak ama acele edeyim. Şimdi biz manayı harfiyle ona vücut rengini veriyoruz. Allah canibinde anlamlanırsa, Allah'ın kabulü olursa o oluyor işte. Vücut oluyor. Vücut iki tane oluyor. Şimdi şöyle altına herhalde diyecek bir yerde de diyorum. Zat-ı sıfattaki vücutla biz burada şeceri hilkatta Adem'le vücut kelimesi ikisi de aynı. Bu vücutla o vücut aynı değil. Neye benziyor? Kökteki çekirdek de meyvedeki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. Mesela Adem nerededir? Vücut orada değil midir? Adem'le vücut. Şeceri hilkatı değil midir daire ilimde? Ha, ne diyor? Adem diyor vücud ilmiye olmuş bir unfandır. Vücut Adem'den vücuda çık diyor. Evet. O Adem biliyoruz ki şeyde mahluk tarafı. Masnuat için söylüyor bunu. Evet. Ama zat-ı sıfattaki vücut değil bu. Değil. Ona ayna olan vücut. Evet. Evet. Hilkat de ne anladık burada madem sordunuz burayı? Hilkat de Adem'e dönmesi için hilkat bizim dışımızda. Fıtratta madum olması lazım. Bizden madum olmadan bir şey benim adıma Adem olmuyor. Yani o nimet sana gelebilirdi ve vücuda çıkardı. O nimeti sen madum edince Adem'de kaldı. Mesela vücut olacaktı öğleyin namazı okundu. Kılmadım. Namaz ne oldu hareketleri? Adem'de kaldı. Zaten kaldığı yerde kaldı. Adem oldu. Sen madum ettiğin için Adem oldu. Sen madumunla onu Adem'e attın. Şahit oluyor yani. Evet. Madum şahitlik. Bir zat ne dedi biliyor musun? Bir zat çok garibinize gidecek. Muhakkik böyle. Mudakkik değil de muhakkik böyle. Nur talebesi değildi. Çok şükür siteyle nur talebesi ama çok acayip. Kur'an'a aşınası olanlar. Aşına olan birisi dedi ki ilk defa ben o dedi bana ben de garibime gitti yani. Diyor ki Subhaneke ya şehit talete ya şahit ecirne minennar bi afike rahman var ya. Ben diyor sizin o derste şehit de şahit kafayı taktım diyor gafur gibi. Biraz Kur'ancı ya mealci idi de nurcu oldu falan. Benim eski şeyime döneyim bakayım. Kur'an'a baktım diyor. Bakma şeyi var o hani bizim gibi şey yapıyor. Şahit Allah şahit, seni şahit edeceğim. Sen peygamber ediyor. Şahit geçen kavramlara baktım. Akılla alakalı, delil, burhan, hüccet makamında kullanıyor Allah diyor Kur'an'da. Şehit ise diyor, kalp diyor, işitsel. Şahit göze diyor, gözle ve dimağla. Şehit ise kalple ve sesle, kulakla. Kalbi şeylerde seni şehit. Şehit geç kullanmıyorsun. Sesle alakalı bir şey kullanırken şehit diyor. Kulaksal, kulaklı yani kalbe ait sıfatlara şehit. Kalple yapılan şahitliğe şehit. Akılla yapılana da şahit oluyor. Çok tuhafıma gitmişti. Şimdi esas okumak istediğimiz yere geldik.
Ha yok, onu bitireyim. Hilkatte Adem büyük insandadır. Fıtratta Mâdûm küçük kainattadır. Küçük kainatta insan. Şimdi esas okuyalım o şeyi. Hayale varı yok edemiyorsun ama yoku var ediyorsun. Ama gaflet ise varı yok ediyorsun. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi de Mâdûm ve gayri mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır, Mâdûm bir dünyayı mevcut zannedersin onun nazarında. Nasıl ki bir hat, surat-ı hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat-ı vücudu ince bir hat olduğu gibi, senin de dünyan hakikatça dar, fakat senin gaflet ve vehm-ü hayalinle, bir, senin gaflet ve vehm-ü hayalinle duvarları çok genişlemiş, yoku var etmiş. Gaflet ve vehm-ü hayalinle duvarları çok genişlemiş. Gaflet, maziye ve muhayal istikbale aynı olmuş. İkisini birbirine vurdurunca, yani mazi ile müstakbel aynı olursa, orta ne gözüküyor? Şuraya bir ayna koyun, buraya da bir ayna koyun, ortada durun, sonsuz gözükürsünüz. İki ayna birbirine aksederse, derinlik sonsuz olur. Oradaki insan da sonsuz gözükür. İşte dünya böyledir bizim. Vehmu hayal bir tarafımıza, istikbale, gafletle geçmişimize, geçmişimizi unutuyoruz, gaflet ediyoruz. Vehmu hayal, ne hayal kuruyorsun? Geleceği, yani olmayanı kuruyorsun. Olmayanı var eden, istikbali işte var eden vehmu hayal. Maziyi de efendim yok eder, yaşanmış ama yaşanmamış gibi üstün örten iki ayna olunca dünya beka gözüküyor, sonsuz gözüküyor. İkisini birbirine vurdurunca, baktırınca hazır zamanın meydanı sonsuz geniş görünüyor. Hususi, yani mana ismiyle olan dünyan hakikatça dar. Hem mana ismiyle mazi ve müstakbel Mâdûm'dur. Hem mana ismiyle mazi ve müstakbel Mâdûm'dur. Hayal ile varı yok edemezsin, fakat yoku var edersin, gaflet ise varı örter yok eder. Mesela bir şey, evin var değil mi? Eski evin hayalinde var. Yok et bakalım hadi hayalinde. Hayalinle hayalindekileri yok edeceksin. Hayalinle. Şiddetleniyor bu sıfır da tam tersine. Şimdi geçiyorum o gene öze. Kaçıncı sayfaydı? Ha, 362. Okuyorum metni. Hayalinle yoku var edersin. Hayalinle. Hayalinde var edersin, hayalinle yok edemezsin. He onda harici demeyecektim de. Hayalin ne di? Hayalinde. Hayalin. Var edersin. Ha. Hayalini yok edemezsin. Evet. Hayalini hayalinle. Hayalini dokunmayayım dur. Fakat varı yok edemezsin. Gaflet ise bunu bilakistir. Yani varı örttüğü için varı yok ediyor. Ama örtüyor. Yok olmuyor gene. Hiçbir şey yok olmuyor. Gaflet ne nedir? Yaşanmışın üstünü örttüğün için maziyi yaşanmış. Geleceğe gaflet denmez. Gelecekte gaflette bakarsın. Ama gafletle geçen bir ömür. Yani üstü örtülmüş. Vehmü hayalin ile de yoku var ettiğin için istikbal. Vehmü hayalinle yok dünyayı var ediyorsun. İstikbal. Gafletle maziyi Mâdûm, yani manayı ismiyle Mâdûm ediyorsun. Vehmü hayalinle de olmayan henüz vücuda çıkmamış istikbali de mane ismiyle sen yine Mâdûm ediyorsun. Mevcudu Mâdûm yok ediyor. Şimdi başka bir yer okuyorum. Bu biraz herhalde güzel bu. Mâdûmat hariciye ne demek? Mâdûmat hariciye. Çünkü onun üzerine bir şey yapacağız Risale'de. Mâdûmat hariciye, harici Mâdûmat. Ya Mâdûmat. Harici Mâdûmat. Ne demek bu? Yani Allah ilminde olup, Allah'ın ilminde olup maddi varlığı olmayan, yaratılmış özelliği olmayanlar, yani ilmi vücutlar, yaratılarak varlığa çıkmayanlar. Mâdûmat hariciye. Tamam mı?
bu lügat. Yani harici vücutları yok. Allah'ın ilminde var. Tamam. Madumat. Madumat ilmiye ne demek? İlim ile bu farklı. İlmi mevcut, ilmi özelliğindeki varlık. Ötekisi vücuda Allah'ın daha gelmemiş. Harici şeye girmemiş. Ama burada ilmi kisvesi var. Ama şöyle bak, harici madumat. Yani Allah'ın ilminde olup, hiç ben dokunmadım lügatını. Maddi varlığı olmayan, yaratılmış özelliği olmayanlar. Lugat mı? Evet, lugat. Bu lugat. Yaratılarak varlığa çıkmayanlar. Lugat. Tamam et. Tamam etmeyeceksin çünkü lugat. Kim yazmış bunu? Bu Risale'nin lugatı ya. Lugat. Benim suçum yok yani. Ben yazmadım vallahi. Dur bakayım ne farkı var. Uygulayacağız. Madumat ilmiye, ilmi mevcutlar, mevcudat. İlmi özelliğindeki varlık. Sif ilmi vücut. Bu varlığa dönüşecek ilmi vücut. Madumat hariciye. Henüz varlık olmamış. Varlığın ilmi. Ötekisi mevcut. Bu bir tanesi madumat hariciye, bir tanesi mevcudat ilmiye. Bir gidelim bakalım ne çalışıyor. Zaten geçiş şeydi ya. Madumat harici olan mevcudat ilmiye de demiyor mu? Aynı diyor evet. Evet. O işte bu. Harici değil değil mi? Evet. Mevcudat ilmiye. İsterseniz bu biraz şey olacak. İsterseniz orayı mı açsam okusam? 193 lema 373. 373 aç. Tamam. 193 lemalar, 373 defter okuyorum. Bir ilmi ezelinin dairesinde pil... bak şimdi Osman bak. Bir ilmi ezelinin dairesinde ama planları ve miktarları tayin eden mevcudat-ı ilmiyeyi. İlmi ezelinin dairesi. İlmi ezeli değil bu. Onun dairesi. Müdür ama dairesi var. Kalem dairesi. İlmi ezelinin Esma, dairesinde planları ve miktarları tayin eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze göstermeyen bir etsa ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir etsa misullü, gayet kolay o madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye, bak madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye vücud-ı harici vermeyi, İkisinde vücudu yok. Evet. Bak madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiye. Vücudu harici vermeyi, o kudret-i ezeliden uzak görmek ve icadı inkar etmek. Madumat harici nedir? Harici madumat, burada da yazmışım lügatı. Allah'ın ilminde olup maddi varlığı olmayan, yaratılmış olma özelliği olmayanlar. Yaratılmış olma özelliği daha henüz olmamış, olmayan, yaratılarak varlığı çıkmayanlar, mevcudat ilmiye, ilmi vücutları, ilmi mevcudat, yani harici mevcudat değil, ilmi vücutlar, ilmi özelliğindeki varlıklar, ilmi özelliği. Şimdi buradan ne çıkartmıştık, onu çıkartımını söyleyeyim, daha hulasa. Kulasasından okuyayım. Şimdi bu uzun uzun yazmışım bu. Daha genişlettirdim. Şimdi bu metni okuduktan sonra, gördüğünüzden sonra ilmi vücutları var fakat vücudu hariciye çıkmamışlar. Madumat hariciye deniyor. Bak ilmi vücutları var. Fakat vücudu hariciye çıkmamışlar. Madumat hariciye deniyor. Haricen nefsül emirde yok fakat ilmi vücudu var. İnsan yaşadığını, yani mane ismiyle yaşasa, insan yaşadığını madumat hariciye yapıyor. Yaşanmış olduğu halde yaşanmamış gibi mevcudat-ı ilmiye gibi duruyor. Yani mevcudatı mesela diyor ya, mevcudat-ı ilmiye olan madumat harici olan mevcudat-ı ilmiye olan diyor. Ama siz burada olumsuzda kullanılır gibi diyorsunuz. Nasıl? Demek ki şudur. Hayır, şöyle. O eczaya sürülmesi müspet olan tarafı anlatıyor. Evet. Orada bir şey yok. Diyor ki bak,
Yaşanmış olduğu halde biz nasıl madum yapacağız? Yaşanmış olduğu halde mevcudat ilmiye, madumat hariciye, mevcudat ilmiye bu etsa sürdün geldi. Geldi mi mevcut oldu. Mevcut nasıl madum olacak? Yaşanmış yani. Bak şimdi ama niye yaşanmamış kabul ediliyor? Yaşanmamış ama yaşanmamış. Abi, burada şimdi şu madumat-ı harici deyince o zaman madumat-ı harici olmayan madum da var demek oluyor. Yani madumu bir ayırdı. Yani madum demedi de madumat-ı hariciye olan bak, dedi. Mevcudat-ı ilmiye dedi. Tamam. Biz bugün ne diyorduk mesela daha evet. Düne kadar? Madum eşittir nedir? Mevcudat-ı ilmiye diyorduk. Değil mi? Yani şimdi... Ama madumat-ı hariciye dediğimiz şey var ya... Madumat-ı hariciyenin farkını söylememiz lazım ki o netleşsin. Benim anladığım o metinden... Şurada. Şimdi madum ne demek? Yani vücuda çıkmamış, ilmi vücut seviyesinde olanlar. Hayır. Sende karşılığı yok. Sen karşılık verememişsin, sen. Vücuda çıkmış. Ama oradaki dikkat edersen... Okuyayım orayı. Meazi okuyayım. Göze göstermeyen bir etsa ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir etsa misullü. Gayet o kolay. O madum tarihi. Nedir o? Kalıp var. Ama tabii o etsa sürülmedi de ama kalıplar var. Etsalar dökülünce yazı belirleyecek. A'nın çukuru var. Çukur var. Mürekkebi döksen A yazısı gözükecek. Ama o kanal var, harflerin var. Ama gözde gözükmüyor dahi. Bir etsa süreceğiz. Yani şimdi diyor ki, görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir etsa misullü. Nereye sürüyor? Gayet kolay o madumat harici olan mevcudat ilmiye. Yani buradakini orayla da anlamlandırıyor, burayla da anlamlandırıyor. Mevcudat ilmi vücudu hariciyi vermeyi, madumat hariciye. Yani var ama burada yok. Var, buraya taşıyacak. Bu ne demektir? Adam yaşamış ama yaşanmamış oluyor. Ya bir metni okuyayım abiler. Madumat hariciyi niye madumla karıştırıyoruz ki? Madumat, madum değil ki o. Yani madumat hariciyi burada mevcut ilmi olarak... Bu madumat yokluk manasında değil bu. Farkı ne madumla madumat hariciye? Madumat yaşanmış, yaşanmamışlar. Daha yok o. Öyle anlatmıyor ama yani siz ön farklı bir mana yüklediniz. Hayır. O görünmeyen bir şeye sürülmesi kısmında... Ama gözükle bak mürekkep sürülmeden önce kalıp yok mu? O işte madumatı harici bu yokluk değil. Buranın yoku. İnsan faktörü yok oradaki metinde mesela. Evet. Bir gideyim o zaman dur bakayım. Yorumladınız tamam hani o metinden çıkmaz gibi geliyor. Tamam peki bakalım dur. İlmi baştan alıyorum. 2-362. İlmi vücutları var fakat vücut harici çıkmamışlar. Burayı okumuştuk galiba. Burayı da okuduk. Madumat harici olan mevcudat ilmiye ne demek? Şimdi onu izah ediyor. Madumat hariciye olan ilmi vücutları var. Maddi vücutları henüz yok ki lef-i mahv ve isbatta bunlar. Yani ilmi vücutları var, kalıpları var. Cenab-ı Hak lef-i mahv ve isbatta o şartları bulursa vücud-ı harici çıkacak. O zaman ilmi vücutları var. Maddi vücutlar henüz yok ki lef-i mahve ispattır. Buraya etsa sürülerek göze buradan görünüyor. Burada. Orada esir veya maddi hayat sürülüyor. Demek insanın manay ismiyle baktığı için sanki lef-i mahve ispattan mevcuda çıkmamış manay ismiyle. O zaman insanın mazisini ve istikbalini madum yapma makamı lef-i mahve ispata kadardır. Yani Allah lef-i mahfuzdan, lef-i mahfuzun dairesi nedir? Lef-i mahve ispat. Şimdi lef-i mahfuzdan çık dedi. Lef-i mahve ispata geldi. Lef-i mahve ispatta çıkacak ama şartları bulması lazım. Yani şartlar tahakkuk ederse yani Edirne'de hudut çıkacak Yunanistan'da. Bu tırın bütün yazıları, bütün her şeyi tahakkuk ederse hadi çık denilecek.
Ama şartlar tahakkuk etmezse gel tekrar ilmi vücutlara. Ama bu ilmi vücut olan şurada lef-i mahfuzda ilmi vücut. Lef-i mahfuz ispata gelmiş olan nedir? Madumat-ı ilmiye. Daha yani bunların içerisine gelecek tarafı. Ama burada da şartlar bulursa şey olacak. Harici vücut bulacak. Maddeye dönüşecek. O zaman kalıpların olduğu yer lef-i mahfuz ispat. Orada mürekkep sürülecek ve vücuda çıkacak. O zaman ne çıkarıyor? O zaman insanın mazisi ve istikbali ki zamanın hakikati lef-i mahfuz ispattır. O zaman insanın mazisini ve istikbalini madum yapan, çünkü madumun iki yönü de var. Hem mazi, madum yapan lef-i mahfuz ispata kadardır. Oraya kadar madum çalışıyor. Madumun sahası oraya kadar. Hem şeceri hilkatte de uyuyor. Daire-i ilimde bulunan Adem diyor. Tamam. Madum da ne olur? Şimdi daire-i ilim için bulunan Adem. Madum da lef-i mahfuz ispatta. Öyle diyor. Çünkü o yazı sürülürse o maduma tariciye, yani ilmi vücuttan maduma tariciye geldi burası. Yani ondan sonra o zaman madumun yeri neresi? Adem'in yeri daire-i ilim. Madumun yeri ise lef-i mahfuz ispat. Buraya kadar madum yapabilir insan. Buraya kadar ancak madumu yapabilir. Ondan sonrasını yapamaz madum. Bitireyim. Öteki sayfada bir cümle bitiyor. Adem daire ilimde, madum lef-i mahfuz ispatta. Buyurun baş başa kalın bakalım. Mesela ben şey demiyorum abi. Daire ilimdeki Adem ise diyor. Adem-i haricidir diyor. Onu güzel temel. Aynen bu madumat-ı harici gibi onda o da bir... Hayır öyle demedi. Öyle diyor abi. Ben okuyorum ha. Görünmeyen bir riyaziyi göstermek için sürülen bir etsam üsülü. Ha onu oku bakayım. Daire ilimdeki Adem ise Adem-i haricidir diyor. Daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücud-i ilmiye ferdi olmuş bir ünvandır. Adem-i haricidir. Evet. Ne demek? Harici Adem. Yani... Bu hariçte Adem. Adem haricidir. Yani burada yok yani. Ama daire ilimde var yani. Hariç yani. Buranın harici. Hariç o demek de. Ya itiraz etmedim. Onu şekillendiremedim. Yo ben de diyorum. İtiraz olsun canım ki çıksın. Hariç demek yani. Buranın harici. Buranın harici. Mesela madumat-ı ilmi harici ne demek? Burada vücut bulmamış. Madum ne demek? Yoktu. Buranın yoku nedir? Mazi ve müstakbel. O gelecek vücutlar var mı şu anda? Günah manasında madum değil bu. Bu günahta madum yapmadı biz. Şimdi madumun sahası neydi? Mazi ve istikbal değil miydi? Evet. Diyor. Peki gelecek vücutlar madum değil mi? Yok. Yani günahla biz anlamsız kıldık değil yani. Yani gelecek vücutlar madum. Ama gelmesi gereken şekliyle olursa maduma tarice, yani bu lef-i mahfuzda olabilme bütün şartlardan sıyrılmış olsun bu. Geldik Suudut'a. Buradan da çıkması için yazıya mürekkep sürülmesi lazım. Buradakiyle buradakinin arası bu mevcudat-ı ilmiye, bu artık vücuda çıkacaklara maduma tariciye. Harici çıkacak artık. Yani haricin vücudu. Ama burada şeyi karıştırma. İnsana dönüştü de günah oldu değil. Ama ben onu şeye kıyas ediyorum bak. Yani bir şey, yani bizim madum sahamız, hududumuz nereye kadar madum ediyoruz? Nereye kadar mevcudu madum yapıyoruz? Burada insanla alakası yok bunun. Bu madum denilince insan üzerine geçen Osman, üzerine geçen nimeti madum etti değil bu. Yaşanmamış daha bir şey yok. Buradaki madumun kanuniyetini kullanıyorum. Madumun şeyi, insansız düşün, mazi ve müstakbel bizim için madum. Yok yani. Tamam. Zahirde. Şimdi lef-i mahfuzdaki ilmi vücutlardan olsun denilen var ya, şunu çıkması için illetler lazım, sebepler lazım. Sebepleri bulmayınca çıkmıyor. Ama çıksın şekliyle olan harici bir vücut var. Yani buraya uygun bir vücut var ama ilmi vücut. Ne deniliyor? Şuradan imtiyazlaşmış buraya gelene maduma tariciye.
denilen, o da ilmi vücuttur. O da ilmi vücuttur ama ikinci derecede vücuttur. İlmi vücuttur. Madumat hariciye denilen mevcudat ilmiye. Yani madumat hariciyedir. Buranın haricidir. Ama buraya göre ikinci derecededir. Buraya ne dedim? Lef-i mahfuz. Buraya dedim lef-i mahfe ispat. Buraya alem-i şehadet dedim. Alem-i şehadete göre bu madumatı, yani buranın haricidir. Madumdur, yoktur. Ama hakikatini şey yaparsan, kökenine, nesebine götürürsen bu da bunun tezahürüdür. Yani madumat harici olan bu. Kimdir bu? Mevcudat-ı ilmiye. Yani buradan imtiyazlaşmış. Ama bu insanla alakası yok. Bu iman günahlarla anlamsızlaşıp da madumat olmuş değil. Burada bir kanunu yakalayacağım. Madumat nereden başlıyor? Madumat harici olan çok ilginç bir yer. Mevcudat ilmi. O zaman madumun hududunu bulurum. Ben nereye kadar madum yaparım? Lef-i mahfuzu madum yapabilir miyim? Yapamıyorsun. Çünkü niye? Serbest bölge, demek ki serbest bölge neredeyse lef-i mahfe ispata kadar gidiyor. Olmayan yazıya, var olan yazıya ama gözükmeyen yazıya mürekkep sürülmüyor mu? Lef-i mahfe ispata da yazı sürülünce çıkartıyoruz. Serbest bölgeye yazı sürüyoruz. Bazen çıkartıyorsun, bazen çıkartmıyoruz. Sanki adeta serbest bölgenin sahası lef-i mahfe ispata kadar gitti gibi oluyor. Bir tuhaf yani bu şimdi. Ama bu insanla alakalı değil. Buradaki insanın madumun sahası nereye kadar madum yaparım? Elmayı nereye kadar çürütebilirim? Ondan daha ileri gidemiyorum. Zaten biliyorsunuz ondan yukarısı kürstür. Yani beşeriyettir. İki sualim var abi. Müsaade edersen. Bunu bir şey bitireyim istersen. Aynı yerdeyiz. Sor. Yok sorayım abi, şunu sorayım. Şimdi kitab-ı mübin ve imam-ı mübin var değil mi? Benim kitab-ı mübinimle Hasan abi sizinki bir mi? Kitab-ı mübinle benim kitabım bir değil tabii. Bir değil değil mi? He. O zaman sizin kitab-ı mübininiz daha geniş bir saha. Benimki daha dar bir saha. Sizdeki o fark benim için madumat-ı hariciye olabilir mi acaba abi? Olur tabii senin. Çünkü hılkatta beraberiz. İlmi vücudu var. Ama fıtratta farklıyız. Herkesin fıtratı farklıdır. Ama herkesin hılkatı eşit. Biraz da gideyim şu aşağı akayım kafam orada. Lev-i mahvet ispata kadar bu. Hem şeceri hılkatı da uyuyor. Daha okumuştum ama daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem. O zaman madumana keyif veren şu. İnsanla alakalı olan değil de İnsanın taallukatı ile Adem'e dönüştürdüğü, hani vücuda dönüştürdüğü çapı büyük. Ama madum yaptı, nereye kadar madum yapabilir? Lev-i mahve ispata kadar insanın madumiyeti nüfus edebiliyor. İtikatsızlığıyla lev-i mahve ispattakiler gelmiyor. Madum oluyor o zaman. Gelecek itikat ya. Yani itikatsızlığıyla geleceği nasıl madum ediyor? Lev-i mahfe ispattakiler gelecekti. Tam uygundu. Madumat hariciye, yani mevcudat ilmiyeden madumat hariciye döndü. Buraya gelecekti. Gelmiyor. Gelemiyor. Evet. Tam tersi de oluyor abi onun. Evet. Mesela ne oluyor? Mesela mevcudat ilmiyede var ya abi. İlimde var yani daha doğrusu. Kaza geçireceğim ben giderken. Ama bir sadaka veriyorum. Lef-i mahfi ispatta diyorsunuz değil mi abi? Evet. Orada yazıyor, oraya kadar geliyor. Bir sadaka veriyorum, o kaza önleniyor belki. Yani tam zıt. Evet. Yani mevcudat ilmiye ile madumat hariciyle mevcudat ilmiyi, o madumat harici deyince o bizimle alakalı olan bir günahla, bir anlamsızlıkla yok o didildi değil. O yokluk değil. Vücuda gelebilir istikbal ya, mazi ve müstakbel kayıpta. O gelebilecek vücutlara mevcudat ilmiye denilir. Mevcudat ilmiye, evet. Ama o mevcudatların bize hakikaten şey olmuş. Bu ilmi ezeliden çıkmış ilmi vücutlar bir sürü var ya. Burada taayyün etmiş. Bu tamam. Bu çıksın. Buna ne deniliyor?
Evet, çıkacağı şekil almış. Her şey belirlenmiş ama harice çıkmamış. Harici matum. Madumat hariciye. Ters oku. Harici matum. Hariç buraya hariç. Hariçte yok. Ama nerede var? İlimde var. Hariçte olmayan ilimde var olan demektir. Bir daha. Hariçte olmayan ilimde olan demektir. Bak zaten söylüyor. Madumat harici olan mevcudat ilmi. Hariçte olmayıp ilimde olandır. Bu kadar şey. Madumların hepsi mevcut ilmi ve vücuttur. Madum. Tabii ki ilmi vücutlardır. Evet. Bak hariçte olmayıp ilimde olana. Yani madumla madumat harici aynı mı oldu? Madum başka. Madumat deyince orada. Madum artık şey olmuş. Mazisini olmuş. Madumlar, mazi, madumat daha geleceğimizi itikatsızlıkla yaptık. Geçmiş, gelecek. Evet, geleceğe madumat, madum da geçmiş. Geçmişi ne yaptık? Dalaletimizle. Geçmiş, madum değil mi? Madum. Gelecek, hani hariçte olmayan ilmi vücutlar. Hariçte yok. Onu ben nasıl madum yok edebilirim? İnsana uygulayayım. İtikatsızlığımla. Gelmiyor. Lef-i mafe ispatla şartı bulmuyor, çıkmıyor. Yani o zaman genel itibariyle madum dediğimizde gene ilmi vücutlar akla gelmesi doğru. Yok. İnsana uygularsan insanda yaşanmış yaşanmamışlar. Adem'e atılanlar. İsmin meful itibariyle benim üzerimde ceyran edip Adem olanlar. Ben onu manayı ismiyle onu ne yaptım? Madum yaptım. Fiile gelmiş ama. Ama ben anda madum yapınca ötelerde ne gözüküyor? Adem gözükecek. Allah memleketlerinde. O kainatta madum desek ona ilmi vücutlara? Yok. O ilmi vücutlar madum direkt diyemezsin. Maduma tariciye. Yani alemi şehadetçi. Mesela günah da fiil değil mi? Günah da fiildir. Ama nasıl Adem oluyor? Madum yani. Sen yapıyorsun. Evet. Seninle alakalı. Seninle alakalı olana, madum seninle alakası olmayanlara, o olmayan yani ama var ama hariçte yok. Hariçte olmayıp ilimde olanlara, bak hariçte olmayıp ilimde olanlara harice göre madumat ilmiye. Abiler şöyle bir yaprak kaldı bitirelim isterseniz. Şu devam edelim. Bugün madumu bitiririz ha. Bitirsek iyi olur ama madumat hariciyle adem hariciyi galiba şekillendirsek iyi olur. Şöyle abi, bir basit şablon abi. İle. Mesela bak o iki şeyde Mektubat 59'da diyor ki Adem harici mevcudat ilmiyenin perdesi Adem harici. Evet. Madumat harici mevcudat ilmiye. İki sarı ifade. Hı hı. Değil mi? Fark o değil mi? Birisi evet. Birisi Adem harici ilmi vücutların perdesi. Tamam. Yani ilmi vücutların gözüktüğü zeminsiz zemin. Madumat-ı harici de mevcudat-ı ilmiye diyor. İlmi vücutlar. Yani gözüktüğü değil, gözüktüğü. Cümle yani aynı cümle. Birisi ilmi evet. Vücutların çıktığı zemin. Birisi Adem çıkan. Harici diyeceğiz. Adem harici. Öbürküsü madumat harici mevcudat-ı ilmiye. Mevcudat-ı ilmiye zaten. Evet, ilmi. O şey zemin değil. O zaten şey çıkmış ilme. Peki daire-i ilimdeki bu yani Adem-i haricide kudret var. Kudret var. Daire-i kudret diyor çünkü. En altta oku orayı. Daire-i kudretten daire-i ilme gire diyor. Bak siz oku orayı. Mektubat edin oku. Evet evet en sonunu. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Mevcud ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat ilmiye bazı ehli taklit gayen sabiti tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücud-u maneviye ve ilmiye girmektir. Yani helik ve fani olanlar vücud-u hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücud-u manevi giyer. Daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Bu başka mı? Nasıl başka yani? Yani onu daha mı işte? Anlatıyor. Tamam çıkması tarafı çıkınca daire-i kudrette. Yani Adem'de Adem'de kudret vardır diyemeyiz. Burada nasıl? Mehmet Karşer, daire-i kudret neresidir biliyor musun? Hiç orayı bırak da. Daire-i kudret neresidir? Adem
Şehadet. Alim Şehadet. İlmi vücutlara kudret taalluk ederse mahluk oluyor ya. Evet. İlmi vücutlara kudret taalluk ederse mahluk oluyorsa burası daire-i kudrettir. Ne yapıyoruz? Daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Yani ilmi vücutları yaşanmış artık. Ondan sonra daire-i burada yaşanmışlara daire-i kudretten o zaman ne yapıyorsun? Biz nasıl yaptık? Şu anda yaşadık mevcut, yaşıyorduk. Anlamsızlaştırdık. Ne yaptık? Madum yaptık. Alemimizde, bizim alemimizde. Hariçte bir şey yok. Alemimde ben onu madum yaptım. Sonra yaparken daire kudretteyim. Daire şimdi. Sonra öteye ne gözüktü? Adem oldu. Adem'i şeyler oldu, hariçeler. Yani daire kudretten oraya geçti. Daire geçti. Hasan abi burada bu madumat hariciye dedi ya. Bak yukarıdaki soruya cevap olarak düşündüğümüzde bu madumat hariciye aşağıda diyor ki o madumat hariciye olan mevcudat-ı ilmiye. Yukarıdaki üstadın cevabına göre mevcudat-ı ilmiye inkar eden filozoflar var. İkisine cevap veriyor. Bir kısmı sofistlere, bir kısmı dalalette olanlar. Biri diyor ki vardan yok olmaz, diğeri de yoktan var olmaz diye iddiaları var. Şimdi bunlar inkar ederken, yani bunu inkar ederken üstadın dediği bu en son senin okuduğun paragrafta yani burada en sona geleyim. Kainattan daha sanatlı hikmetli zihayat. Bir kainatı inşa eden diye. Bunu inşa eden diyor abi. Bunu inkar edenler vardı. Zaten aşağıda inkar eden diyecek. İnkar edenler vardı. Üstad dedi ki o madumat hariciye yani madumat hariciye inkar edenler için var. Yani hariçte inkar madum oldu. Hariçteki madumları vardı. Madumatları. Madumat harici olan mevcudat-ı ilmiye. Onların madumat haricesi mevcudat-ı ilmiyenin içindeydi. Ama şimdi mevcudat-ı ilmiyenin hepsi madumat hariciye değildir. Madumat hariciye diyor, uzak görmek ve icadı inkar etmek. Bu inkar edenler için, mesela bizim için şu anda madumat hariciye yok. Eğer inkar etmediysek. Eğer böyle bir iddiamız yoksa madumat hariciye yok. Sadece onların nazarında. Doğru, çok güzel de oldu bu da. Bu daha güzel oldu. Onun nazarında madumat hariciye o şeydeki aslında orayı dokunamıyor ama aleminde yaptı burada. Evet, hariçteki madum yaptı. Kıyamet evet. Demiştim aslında az önce. He. Devam et. Madumat şey diyor ben. Ne anladın nazarında? O madumat hariciye üstad bak. Onlara o cevaba karşı o suale karşı cevapta o madumat hariciye. Yani onların iddia ettikleri madumat hariciye olan mevcudat-ı ilmiye, yani o madumat hariciye denilen şey de mevcudat-ı ilmiyenin içinde bir şeydi yani. Mevcudat-ı ilmiye ait, hepsi o değil. Bu da onun bir parçasıydı zaten, onların iddiadikleri. Vücudu harici vermeyi, o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve inkar etmek. Bak antika, yani mevcudat-ı ilmiyenin içinde bulunan madumat-ı hariciye, onların madum de, yani inkarcılar için olmayan vücuda gelmez diyor ya, olmayan madum hariciler. Oysa mevcudat ilmiyedekiler. Gene insana taşıdı o zaman. Gene insana taşıdı abi işte. Evet, aynı şeyi söyledim ya. Diyoruz anlatamıyoruz sakalımız yok. Ne yapıyorum? Diyorum, ya kıyameti mesela Kur'an demiyor mu abi? Bir daha anlatsın mı o şey? Ha? Bir daha anlatsın mı anladın mı? Ya ben tam... Bir daha yap. Başta bir tane sual var. Oku istersen izleyin bak. Şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki hiçten bir şey icat edilmiyor. Ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yani vardan da yok olmaz. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. Cevap, iki kısım, iki grup var. Birisi dedi ki, sofestayler, birisi yoktan var olmaz, yani her şey yok. Birisi de vardan yok olmaz dedi, ikinci grup. Bunların dediklerine karşılık cevap olarak üstad da, kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainatı inşa eden diye kudret ezeli. Bunlar hikmetli, zihayat bir kainatı inkar etmişlerdi. Yani o inkarları aşağıya geliyor. O inkarları yani o madumat harici oldu. Onun inkarları. O madumat hariciyedir. Yani kendi üstlerinde cereyan etmedi ama hariçte bir adem madum çıkarlar. O madumat harici olan mevcudat-ı ilmiye. Yani sizin madumat hariciyenin zaten mevcudat-ı ilmiyenin içindeydi. Dışarıda bir şey yoktu. O mevcudat-ı ilmiyeye olan mevcudat-ı ilmiye vücudu harici vermeyi,
o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek diye ahmakane cahillendirdi. İtikatsız olduklarından geleceği mağdum ettiler. Ama o seni mağdum ettiğin de mevcudat ilmiyenin içindeydi. Ama senin itikatsızlığına ortaya çıkan mağdumat harici mevcudat-ı ilmiyenin içinde. Evet, sizin nazarınızdaki mağdumat hariciye mevcudat-ı ilmiyenin içindeydi zaten. Onu zaten itikatsızlığıyla gelecek ya bu. İtikatsızlığıyla geleceği mağdum etti. Biraz da gidelim hadi. Sayfa bir yaprak kaldı. Mağdumu bitirelim bugün. Bir yaprak. Vücudi şeylerin mazisi de istikballeri de canlıdır. Ruhludur ve şuurludurlar. Fakat hastalık, musibetler, günahlar surette var gibi görünürler. Görünseler bile mağdumdurlar, ademidirler. Mağdum tabiri insan merkezli olana deniliyor, olandır. Mağdum tabiri insan merkezli olandır. Dolayısıyla senin anlattığın da beni kurtarmış oldu dolayısıyla. İnsan merkezliymiş gene. Adem tabiri kainat merkezli tabirdir. Hakikatta, hilkatta, bak hakikatta, hilkatte mazi ve hal ve istikbal var. Manayı harfi itibariyle insan fıtratıyla onları maduma çeviriyor. Bak hakikatta, hilkatta mazi, hal, istikbal var. Manayı harfi itibariyle insan fıtratıyla onları şey yapabiliyor, mana ismi manayı harfi yapabiliyor. Ne yapıyor? Geçmiş günahlarımız mağdum. Gelecek itikatsızlığımız da yine mağdum. Yani günahlarımız da geçmişimiz, yani dalaletimiz de mağdum. Gelecek de itikatsızlığımız da yine mağdum. Sevaplar ise mazi ve istikbal, mesela mazi mevcut, istikbal itikat ettiğin için yine mevcutmuş. Geleceğe itikat ettik ya, ahirete itikat ettik. Gelecek. İtikat ettiğimizden mevcut. Fıtrat mağdum ederse, fıtrat, büyük insan olan hilkat, büyük insan olana hilkat, hilkat da o Adem olarak görünüyor. Ben fıtraten mağdum edersem, hilkat Adem olarak gösteriyor orada. Hilkatta Adem, fıtratta mağdum, mazide istikbalde de mağdum yapmış. Amali salih ise mevcut, mazide istikbalde mevcuttur. Lemalar 211. Neymiş bu lemalar ya? Dalaletin 360. Dalaletin cihetiyle tüm geçmiş zamanın mağdumdur. Ve gafletin cihetiyle tüm geçmiş zamanın ölmüş, içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İstikbal, itikatsızlığı cihetiyle mağdumdur. Mağdum ne demek? Mağdumdur, karanlıktırdır, ölüdür, dehşetli bir vahşetgah. Yani kokuşmuş. Vahşetgah nedir? Merak ettim bunu. Korkutucu, ürkütücü yer. Issız, korkulu yer. Vahşet. Düşün, içeride hiç kimse yok. Onun için herkes dışarıda, dışarıya, filmde, TikTok'lar, şunlar bunlar da, oyunlarda. Niye? İçeride bir an bile başı başa kalamaz. İçeride kimse yok. Ne var içeride? Issız, tenha bir yer. Korkunç. İnsan ıssız ve tenha yerde şey yapabilir mi? Kanaat edebilir mi? Cahil abi içeride yani. Cahil olunca korkuyor. Cahil kaybolmuş. Evet. Kaybolmuş. Evet, cehil. Dalaletiyle lezzete. Bak, dalaletiyle aldanmamızın sebebine bak. Yemlenmek lezzetmiş. Lezzetle dalalete, zevklerle sefaate dalarak ölümü hatıra getirmiyor. Dalaletiyle lezzete, sefaatiyle zevke atılıp ölüm hatıra getirmez. Fatiha suresinde mağdup ve dalin mazide olmuş olanlara kullanıyor. Yani geleceğe mağdup ve dalin olmaz. Çünkü daha vücuda gelmemiş. Müslüman bunları gösterip Cenab-ı Hakk'a kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil diyerek geçmişi dualarında kullanarak gelecek istiyor. Geçmişi kullanarak geleceği istiyor. Ondan olmuş olan geçmişe, onlardan olmuş olan geçmişe
İtikat olmaz. İtikat gelecektir. Zaten olmuş. İtikat et geçmişe. Zaten olmuş ha. Çünkü niye? İman gaybadır zaten. Geçmiş bir gayb bizim için değil tabii. Hem inan şey iman iman gaybadır. Gelecek ya itikatlı olacak ya da itikatsız olacak. Sefin dalaletiyle, gafletiyle geçmişinde bile hem kalbine hem de başına hadsiz fırakların elemlerini yaşatıyor, tadıyor. Hulasa etmiş, geçmişi dalaleti cihetiyle madum, istikbali ise itikatsızlığı cihetiyle madum. Var olan bırakılır sırrınca, var olan bırakılır. Eğer dalaleti ve sefati bırakıp, diyor. Usta diyor ki, eğer dalaleti ve sefati bırakmak, ne bırakılır? Varı bırakmak sırdır. Yani sırınca demek ki dalalet ve sefat var. Mağdub dalin devam ediyor. Yaşanmış. İmanı tahkiki ve istikamet dairesine girse iman nuruyla göreceksin ki. Şimdi burada ne çıkarttık? Dalalet imanı tahkikiyle sefati de istikamet dairesine girmekle kalkar. Çok güzel bu. Dalalet vahşetgah getirir insana. Sefaat karanlıklı yapar insana. Dalalet hayalde şamildir. Dalalet hale de şamil. Yani an ve iman. Sefaat maziye de şamil. İstikbal ise itikat ve imanla. Osman dersin başında demişti. İstikbal ise, burayı gösterecektim, göremedim ama burasıydı. İstikbal ise itikat ve imanla hayat buluyor. Biz şemada oturtamadığımızın sebebi Adem madum, kainatta olanı insanda, insanda olması lazım olanı da kainata koymaya çalıştığımızdan, yani Adem vücuda, kainatta, madem mevcuda ve insanda, madum diyor, ne oluyor bende ya, madum. Yoruldunuz abi orada. Az önce bir Fatiha madem. Ama başka süren kalmadı. Ama şurası kaldı tabii. Şimdi bir yarım sayfa. Bizim üzerimizdeki madumla kainatta nefsül emirdeki Adem'e sebep oluyormuşuz. Nefsül emirdeki yani Allah'ın yarattığını yaratmamış diye iftira ediyoruz. Evet. Son iki tane. İtikat ve imanla külli ubudiyete ve külli ubudiyete ve yüksek seciyesi yani iman ve itikatla ne oluyor? Külli ubudiyete, yüksek seciyesi, cemiyeti istidatları geniş vücudi itibariyle mevcut olarak vücut değil, vücuda ait olan vücudi, bak vücut, zati sıfat var ya, zati sıfata vücut deniliyor, yaratılmış da vücut buluyoruz ya, o iyi çekiyor. Vücuda ait olan vücudi dairelerinde mevcut oluyoruz. Yani zat-ı sıfatta vücut beka vahdaniyetteki o vücut, mahşeceri hilkattaki vücut, vücudi ona attı, ona dönüştü. Evet. Böylelikle geçmiş ve gelecek zamanların madumluğundan, ölü olmaktan, geçmiş ve gelecek zamanlar, bak, madumluğundan, ölü olmaktan, karanlıklı ve vahşetkarlıklarından kurtuluyorsun. Ne ile kurtuluyorsun? Manayı harfiyle. Son yeri okuyoruz. Herhalde ikide şema yapılmış. Ehli dalalet için madumun içeriksiz içeriklerinde. Ehli dalalet için mesela namaz kılmadı. Hep onu söylüyoruz. Oruç tutmadı. Mesela Ramazan bayramı da ne olur? Bir ay tutmadı. İçerisi var mı? Yok. Madum etti ama var. Var yok yani. Var yok. Ne varmış? İçeriksiz içeriklerinde şu varmış. Fırakların elemleri var. Ehli hidayet için mevcudun içerikleri, madumun içerikleri, mevcut ve nurlu içerikleri doludur. Yani madum demek yok.
Yok ama içini namaz da koyduk. Ne oldu? Mevcut oldu. Başka nurlu içeriklerle doludur. Şimdi şekillendirdim. Ehli dalalet için zaman hazırdan maada her şey ehli dalalet için bitti. Bak ehli dalalet için zaman hazır şu andakinden hariç her şey madumdur. Mazi ve müstakbel. Nihayetsiz fırakların elemleriyle doludur. Fenai mutlak karanlıklarıyla vahşetgâhtır. Geçmişi elemli, zulümatlı, karanlıklı, tahassürlü. Geleceği ise, geçmişi elemli, zulümatlı, karanlıklı, tahassürlü iken, geleceği karanlıklı, ruhsuz, hayatsızdır. Korkunç. Ehli hidayetin ise, mazisi mevcuttur, canlıdır, ruhludur, şuurludur. İstikbali nedir ehli hidayet için? Nurludur, mevcuttur, canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Maşallah. Risale-i Nur'uma. Hazır zaman. O zaman Mehmet abi doğru diyor. Öyle mi oluyor? Hazır zamanda madum yok mu? Hazır zamanda o mevcuttur. Mevcudu. Sizin için mevcuttur ama benim için var mı? Tamam senin değil mi? Ben şimdi hazır zamanda. Bak şimdi. Hazır zamanda elma var. Bu mevcut. Ya ben bunu madum yapacağım. Ya gene vücut dairelerine koyacağım. Evet. Veya ben bunu manayı ismiyle madum yapıp benim dışımda olan kainata da nasıl gözükecek? Öteki alemlerde nasıl gözükeceğim? Adem gözükecek. Evet. Ve cehennemde onlara çalışacak. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin. Hiç kimse sormasın, karıştırmasın diye hemen el Fatiha. Thank you.